Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Gününüz güzel geçsin. Ve İlknur. İlknur'u hatırlamayan yoktur herhalde ama dün de pek çok şey hatırladı. İlknur annesiyle barışmak, annesiyle konuşmak ve aslında hiç arzuladığı ama kavuşamadığı hayatına kavuşmak istiyor. Hayata yeniden başlamak istiyor. Serpil merhabalar. Merhaba ablacığım. Hoş geldiniz. Yayınlar, hoş bulduk. Serpil, ben ilk defa gerçekten İlknur'dan birisini bu kadar sevdiğini duydum. Fakat sonraki olaylar tabii yine bizi şaşırtmaya devam etti. Siz İlknur'la ilk ne zaman tanıştınız? Nerede karşılaştınız? Abla biz İlknur'la abimle tanışmaya geldiğinde ilk benimle tanıştırdı. Ve ne dedi size? 15 gün, 20 gün falan geçmiş çünkü aralarındaki sohbet. Bana öyle söylemediler. Hani bir süre söylediler sadece. Ay veya hani herhangi Serkan bir süre... Serkan dedi hani... Herhangi bir süre söylenmedi. O susun, ben bir konuşayım, gerektiği yerde girer zaten. Herhangi bir süre söylenmedi. Susmayı senden öğrenmeyeceğim. Beni tanıştırdı abim. Sonra dedi ki, ben dedi kardeşim işte tanış dedi. Böyle biri dedi. Ben dedi beğendim dedi. İşte bizim aileye dedi uygun dedi. Sen ne diyorsun dedi. Abi kendin bilirsin, tanı gör dedim. Sonra İlknur orada lafa girdi. Dedi ki işte dedi abini kandıramıyorum. Abin tutturmuş Serpil dedi. 6 ay diyor dedi. Ben de dedi hemen olsun istiyorum dedi. Ya kandıramıyorum derken bir an önce birbirimize kavuşalım. 6 ay beklemeyelim. O da bana dedi. Belki bir hafta, yani belki Serkan, bir ay, belki altı ay dedi. Hemen evlenmeyelim mi dedi. Hayır, Serkan bana dedi ki. Evet, bir süre birbirimizi tanıyalım. Birbirimiz, bir saniye orayı ben anlatayım. Olmaz. Sen bir sus, ben anlatayım istersen. Anlat İlknur. 6 ay dedi, bekleyelim dedi. Ama dedi o süreç içerisinde dedi, bir hafta da içerisinde de olur, 10 gün içerisinde de olur, bir ay sonra da olabilir dedi. Ama dedi hani ben o süreç içerisinde abimin yanında olduğum için bana dedi ki ben dedi senin orada kalmanı istemiyorum dedi. Hani orada kalacağına dedi, evleniriz dedi, bir arada kalırız dedi. Ama orası da yabancı birisi değil dediğine göre manevi abinin evi. Öyle dedi ama Serkan kıskançlık. Sanırım oraya gelip gidenlerden. Yoksa abinin seni başka birine verme ihtimalinden mi kıskanıyor? Kime verebilir ki? Ben kimseyi istemedikten sonra. Kime vermeyebilir ki? Biz gittik. Geldiler bunlar. Terbiyeni bozmadan konuş istersen. Terbiyeni bozacak hiçbir şey söylemedim. Zaten gerektiği yerde Zahide Hanım da uyarır. Sen bir sus, otur orada. İlknur istemeye gittiniz. Biz istemeye gittik abla. Nasıl bir ortamdı? İlknur tanışmaya diye geldi bize. Sonra dedik işte biz... Kaçtık geldik dediler. Biz de dedik ki tamam o zaman hani aileni ara konuşalım. Dedi ki yok abim zaten bekliyor sizi istemeye dedi. Dedi ki bana dedi çikolata yaptıracaksınız, çiçeğimi yaptır. Verdiler. Beni dedi usulüne uygun isteyin dedi. Peki siz sormadınız bunu anası babası nerededir ne oluyor diye. Sorduk abla, sormaz mıyız? Karşımıza aldık büyük amcam, babam, annem bunu diğer odaya götürdüler. Ha, siz hep beraber gittiniz. Evet, bayağı biz istemeye ilk gittiniz. Önce karşımıza aldık, bununla bir konuşma yaptık. Nedir, necisin, kimsin? Babam öldü, annem beni terk etti, işte diğer teferruatları biliyorsunuz ben anlatmayayım. Böyle bir hayatım var, bana işte abi dediğim, manevi abim bakıyor dedi. Beni dedi ondan isteyeceksin, benim başka kimsem yok Siz dedi. Siz manevi abisi olduğunu biliyorsunuz. Evet, manevi abisi. Evet değil. Biliyoruz biz. Peki yüzükleri kim taktı, kim istedi? Sonra biz gittik bir daha, istemeye gittik bunu. Kapıyı manevi abi dediği insan açtı bize, oturduk. İşte sohbet etti, işte anlattı, yıllar önce atıldı dedi, bir arkadaşım bana teslim etti dedi, eşi dövmüş sokağa atmış dedi, 8 sene oldu dedi. Manevi abim gerçek dürüst bir abi olsaydı, kardeşim benim kapımı çalmışsınız ama bu kızın böyle böyle vukuatları var, hani siz bence hiç buna bulaşmayın, ben size dürüst olayım söylerim derdi. Bir abi, manevi abi 12 kişiyi saklayabilir mi Zahide abla, soruyorum sana ya, dürüst bir insan, orada gitmişiz biz. İnsan olarak karşımıza almışız, hani hiç yaşamadım dedi. Hiç istediğim gibi bir çiçek alınmadı, bir nişanım yapılmadı. Her şey benim isteğim dışında oldu, çok küçük yaştaydım dedi. Biz de o kadar üzüldük ki, annem dedi ki annenim, babam dedi ki baban olurum dedi. Biz seni dedik kucaklarız dedik. Hani bak, kucaklamayı soruyor ya. Bak ne kadar güzel konuşmuşsunuz orada. Çok güzel bir babasından ben bir kötülük görmedim. Çok güzel bir kimseden görmedi abi. Eminim. Anlatayım ben kimseden bir kötülük ben görmedim. Ben senden, senin peki, en son ki yaptığın. Kim takıyor? Kırmızı birisi takıyor. Kim o? Kızı. Serkan'ın kızı. İstedik verdiler. Kızı takıyor yüzüğü de zaten. Ha kendi evladı takıyor. Evet, babasına abisi, da. Evet abisi dedi ki kızına yakışır dedi. Kızın taksın dedi. Ha. Yüzüğü de kızı takıyor. Sana şimdi bu yüzükler, bilezik falan takıldı. Bir tane bilezik takıldı. Siz nişanı yaptınız. Takıldı. Evet. Sen nerede kalmaya başladın? Serkan'ın evinde. Abla aynı gün geldi. Zaten buna yüzük takıldı. Aynı gün bizimle geldi. Bir siz hafta. İstemeye gittiniz, kızı evet, alıp geldiniz. Evet aynı gün abisi. Size biraz garip gelmedi mi bu? Geldi, gelmezdim ama sorabilecek kimse yok. Yani kimsem yok diyor. Geldik,
İşte babam bunu karşısına aldı. Kızım bak yarın bir gün bir şeyin çıkar. Hani bize dürüst ol. Biz seni tanımıyoruz. Sorabileceğimiz kimse de yok. Evet. Abi dediğin insandan başka. Ama bu adam bir gelsin bir çayımızı bir çorbamızı için konuşalım. Hayır baba onunla iletişimim kesildi. Ben Serkan'la geldim diye benimle konuşmuyor. Bana küstü dedi. Allah. Sonra biz kına yaptık. İşte dedi ki kınaya dedi 15 arkadaşım gelecek. Sonra bak o kadar değişken ki saniyeler içinde bile değişebiliyor. Kınaya 15 arkadaşım gelecek. Abim gelecek. Ya Rezilet Bey'e gelme edebinle konuş. Kına güzel bir yer olsun dedi. Neyse biz bütçemiz edeceği bir şekilde bir dernek tuttuk. Görmüşsünüz de zaten. Gördüm gayet de güzel. Akrabalarımızı, konumuzu, komşumuzu çağırdık. Güzel eğlencemizi yaptık. Sonra abla 3-4 gün oldu. İlknur küs abisiyle bir anda karşıya gitti. Karşıya? Evet yani karşı taraf Anadolu yakasına. Çekemediniz çünkü gittim abisinin yanına gidiyor ve orada 2-3 gün kalıyor. Senin neyin oluyordu orada kalabiliyorsun abi, abla? Hem küsüm diyorsun bak birkaç gün önce küsüm diyorsun. Oraya gidiyor ve gelirken... Ya orayı çekemediniz zaten ki. Oraya giderken... Zaten onu kaldıramadınız bizim ki. Bizim midemiz kaldırmıyor. Sende böyle bir mide yok. Çıkmazdın zaten. Ben Allah'a şükürler olsun anlamak... Sana sıralandı kusura bakma. Sesini o yüzden kes, sesini kes. Otur. Abla sonra bu geliyor. Abim bununla bir tartışıyor. Diyor ki sen akşama evde ol. Yok ben kalacağım. Boş konuşma. Telefonu kapatıyor. Devreye ben giriyorum. Hikayelerini anlatmaya gelmişler. Devreye ben giriyorum. Bununla iletişime geçiyorum. İknur sen ne yüzle gidiyorsun oraya? O kim? Abin kim ya? Neyin nesi? Ben şu an halamın oğlunun evinde kalamam abla. Eşi olsa da kalamam. Geldi sonra, mi geriye? Abla geldi. İki gün kaldı. Evet iki gün kaldı geldi telefonla geldi abisi düğün hediyesi almış ama tekrar geldiğinde ne diyor biliyor musun abla ben abimle daha konuşmuyorum ölmüş babam mezardan çıksın öyle bir abim yok neden İknur barışmaya gittin niye o zaman iki gece kaldın sen abla işte abim Serkan'la ben hala dedi boş konuşuyor ben de dedi Serkan'ı tercih ettim bak ben benim mesajlar ağzımı açtık abla mı? Mesajlar otur var. Oturduğun yerde İknur, onların pisliği de var. Bak onların pisliği de var. Ben susuyorsam... Abla telefonu ben verdim. Hatırına susuyorum. Abla, kendi pislikleri onunla ortaya çıkarsın. Abla telefonu verdim. Telefonu verdim. Her şeyi gördüler sizin arkadaşlarınız. Bu şimdi geldi bu şekilde ağladı. Annemden helallik istiyor. İşte biri ağlıyor şaşırırsın zaten. Neyse tamam kızım üzülme tamam reddettiyse ya Zayda Hanım, etti. Onu konuşturacaksınız. Biz varız. Bir dakika anlayayım ne olduğunu İknur. Yok ben onu dinlemek istemiyorum ya. Ben buraya ne için geldim? Ailem için geldim. Ben onu bu tavansızı dinlemek istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ya dinlemek annen, istemiyorum. İknur annen ben onu Maraş'ta dinlemek istemiyorum. Anneni bulacağım ama sen bana dedin ki ben beni bunu, kimse sevmedi. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Bak seni ne kadar sevmiş insanlar. Ya Zayda Hanım. Sen neden sonra, burada bir sahip çıkmadın? Koynuna... Bir erkek lafı meclisten dışarı ben ona yaptım mı karılığı mı yaptım yapmadım demiyorum. Ne kadar pekala. Sürdü sizin ilişkiniz daha 1,5 aydan falan bahsediyorsunuz. Zayda Hanım. Ama 1,5 ay olmadı beni, dün nasıl? Tam 1 ay oldu. Serkan'a diyorum ki Serkan evet niye böyle bir şey? Yapan bir adam abla niye çıksın? Söylüyor? Abla mesajı çıktı? Gösterdim kendisi abla söyledi. Mesajı gösterdim. Bana, abla elimde ya. Abla Zayda ablacığım Hırsızlar. Geldi bu o gece numarasını değiştirdi. O gece ve ikinci numara hırsız değiştirdi abla. Açıklasana. Numarasını değiştirdi beni aramış gece 12'de. Ablacığım canım benim bu numarayı kaydeder misin? Bu benim yeni numaram. Ben şaşırıyorum böyle. İknur sen neden numara değiştirdin? Bu ikinci numara hala karaktersiz konuşuyor ya. Abim bana hırsız ulaşmasın diye. Konuşuyor ya. Abim bana ulaşmasın diye numaramı değiştirdim dedi. Aradan 4-5 gün geçiyor abla bu tekrar gidiyor. Bu defa da mahkemeye lan. Gidiyorum. İşte bana miras davası var. Evet. Yine gelmiyor. Evet. Çeyrek var konuda. Ne oldu çeyreği bozduruyor. Çünkü. Çeyreği bozduruyor diyor ki miras için diyor para lazımdı bozdurdum diyor. Arkadaşıyla yemek yemeye gidiyor. Abim arıyor. Abim suratına kapatıyor. Bir izin ver de ben arkadaşımla yemek yiyeyim. Öyle de 2-3 gün gelmiyor abla. Gelmeyince ben kıllandım abla ya. Bundan. Yok ya ben bu patavatsızı gitti, dinleyemem. Dinleyemezsin patavatsız, tabii işine gelmiyor. Patavatsızlığını yapmaya devam etsin. Bırak beni abi. İşine gelmiyor. Bırak. İknur tamam istemiyorsan gidebilirsin ama bak şimdi burada olaylar bu bütün bu konuştuklarımız 1 ay mı oluyor? Evet abla dün tam 1 ay oldu. Biz bunu o gün hani ikinci geldi gitti ya biz dedik ki bunda bir anormallik var hani hat falan da değiştiriyor. Abim dedi ki ben programa çıkacağım sen kimsin nesin deyince bu orada evli olduğunu söylüyor. Hani keyfinden söylemiyor durduk yere söylemiyor. Dün sanki durduk yere dürüst olmuş gibi gösterdi ya öyle bir şey yok. Ben de şaşırdım evli olduğunu nasıl öğrendiniz dedim. Kendisi söyledi deyince yok, şaşırdım. Yok yok hayır kendisi abim buna programa çıkacağını
bunu araştıracağını söyleyince bu evli olduğunu söyledi. Abim de ben böyle bir yalanı kabul etmem. Gidip gidip gelmiyorsun. Hani böyle bir evlilik olmaz, kılını pırtını topla dedi, beni gönderdi. Git kardeşim dedi, hani gitsin. Ve eşyalarını toplarken ben video çekmiştim. Videosu da var. O şekilde gitti, biz artık peşini bıraktık. Sonra programı abime biri atıyor. Abim programı görünce buna diyor ki benim bileziğimi gönder. Bu da bozduruyor, 30 bin miktar kadar bir para gönderiyor. Bu şekilde ortaya çıktı. Yani kendi parayı dürüst olup da... göndermiş mi peki? Evet, 30 bin kadar. Yeter ha, ki programa bak. Çıkmayın. Ha beni deşifre etmeyin diye. Evet evet evet. Abla, bize bu, bana gelmeyin ha, diye yani. Aynen ablacığım, bu dolandırıcı. Bak dolandırıcı olmasalardı o insan dürüst bir abi olsaydı, kardeşim bunun böyle böyle bir vukuatları var. Hani siz yolunuza, biz yolumuza, ben böyle bir vebale giremem derdi, bizi gönderirdi. Neden buna göz yumdu abisi? Bir ihbarcımız var telefonda. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Saide Hanım. Merhabalar efendim. Kiminle görüşüyorum? Adınızı söylemeyin. Kimi nereden tanıyorsunuz onu söyleyin. Ben Hamdi Devri Eskişehir'den tanıyorum. Benim akrabam olur. Hı. Hamdi Bey'e bu 3 ay önce geldi. Bu İknur Hanım. Kendisinden daha büyük bir ev. Yeni eşyalar ve üstüne başına kıyafet ve takılar istedi. Ha şu an fotoğrafını görüyorum Hamdi Bey'i. Evet, evet, gözlüklü olan beyefendi. Bunun akrabaları bunu İstanbul'dan tanıştırmışlar. Hamdi Bey'in yanına geldi. Bu hanımefendi 3 veya 4 gün kaldı. Ve ondan bir takım istekleri olduğunu söylemiş. Evin değiştir, eşyalar al, bana takılar yap. Ondan sonra Hamdi Bey demiş ki İknur Hanım nikahımızı kıyalım. Öyle deyince de Hamdi Bey'e demiş ki ben evliyim. Bir de bir şunu söyleyeyim, hiç çocuğunun olmadığını söylemiş. İknur, gel iddialara yanıt ver. Çünkü burada da bak şimdi bambaşka bir konu daha açıldı. Çünkü bu çok kısa süren bir şeyden bahsediyorsunuz siz yani. 3-4 günden mi bahsediyorsunuz sadece? Evet, 3 veya 4 gün Zahide Hanım. Peki sizin İknur olduğundan eminsiniz yani? Evet, evet. O fotoğraftaki resmi ya görünce arkadaş, ben... rezil ediyorsunuz ya, rezil ya. Hayır hanımefendi, ben sizi iyi tanıyorum. Hamdi Bey'in yanına geldiniz, 3-4 gün kaldınız. Para kopartamayınca çektiniz gittiniz. Ben dedim ya abla biraz önce sana, ortadan kayboldu birkaç gün dedim ya bizdeyken. Ha. Hani birkaç gün karşıya diye gitti, avukatlık işlerim var dedi ya. Ben abinin yanına gitmedim. Abinin yanına mı gittin gerçekten? Ben şahidim. Evet. Ben şahidim. Hamdi'nin yanına ne zaman gittin? 2-3 ay oldu Zahide Hanım. Serkan'dan sonra mı, önce mi? Serkan'dan önce. Serkan'dan önce. Evet, Serkan hayatımda yoktu. Ya böyle... Yalan konuşma. Ya sesini kes, bana peki sesini yükseltme. Peki sen Hamdi'den para istedin mi, altın istedin mi? Ben kesersen sesini. Hamdi ben kim? Hamdi'den altın istemedim. Ne istedin? Hiçbir şey. Niye Hamdi'yle beraberdin? Hamdi'yle niye beraberdim? O zaman Serkan gerçekten benim hayatımda yoktu. Ben bunları tanımıyordum. Serkan'ı da tanımıyordum. Hamdi bana dedi ki, İknur dedi, karısından ayrılmış Hamdi. Hı. Boşanmış. Ben dedi, altı çocuğuma dedi bakamıyorum. Ben dedi ben de dedim ki çocuklarıma bakamadım. Anneliğimi yapamadım. Ben dedim senin çocuklarına bakamam dedim. O da bana dedi ki İknur dedi sen dedi hani daha önce hani gittim çocuklarını gördüm. İkisi büyük, üçü küçük. 6 tane. Ben dedim ki Hamdi ben yapamam. Ben bakamam çocuklarına. Ben kendi çocuklarıma bakmış bir anne değilim ki. Senin çocuklarına nasıl bakayım? En azından orada dürüst olmuşsun yani. Çocuğum yok demiş hanımefendi. Ben çocuğum, Hamdi benim çocuğumun var olduğunu biliyor. Ben öyle bir şey demedim. Hamdi bana altında takmadı. Hamdi bana, ben o zaman ben temizlik işinde çalışıyordum Hamdi ile tanışma sırasında. Hani süresi içerisinde. Benim cebimde Hamdi'nin, o zaman Hamdi çalışmıyordu. Benim de çocuklarıma yapmadığımı, ya başka çocuklara... İçimden geldi kendi çocuğum gibi, hani kendi çocuğuma yapamadığımı, el alemin çocuğuna ne yaptım? Üstünü, iki çocuğun üstünü giydirdim. Hamdi'ye de bir tane tişört ben aldım. Hamdi'den ne bana para geldi, ne ben Hamdi'den altın aldım, ne Hamdi'ye evini beğenmedim dedim, ne bana eşya al dedim. Hiçbir şey al demedim ben Hamdi'ye. Hamdi'yi bağlayın, dürüst konuşsun. Peki siz ne biliyorsunuz? Bir dakika Zahide Hanım. Buyurun. Ben bu bayanı tanıyorum. Gayet de iyi tanıyorum, gördüm de. Ben ve bu bayan dedi ki, para da almadım, evini beğenmedi Hamdi Bey'in, iki eşyalarını beğenmedi, üç kendini üstüne ne bileyim kıyafettir, ayakkabıdır, takıdır,
parada bir takım şeyler istedi. Hande Bey de bunu karşılayamayacağı için bir de bu ona dedi mi? Demiş ki benim abim kalp krizi geçirdi. Çocukları ben bakmak zorundayım. Ben İstanbul'a gidiyorum. Yalan. Ha gidişi böyle olmuş yani. Hayır doğru. Ben buna şahidim. Yalan. Abim kalp krizi falan geçirmedi. Yalan. Ben buna şahidim hanımefendi. Sayda Hanım yalan söylüyor. Sen yalan söylüyorsun. Sanıyorum. Ben diyorum ki 6 çocuğuna ben bakamam. Ben kendi 5 çocuğuma annelik yapamamışken başkasının çocuğuna nasıl annelik yapacağım? Bence de öyle İknur. Ama niye bu adamın evindesin o zaman? Bak çocuklarıyla çay içiyorsun orada balkonda. Evet sohbet muhabbet gideceğim günün bir gün öncesi akşam balkonda oturduk. Dedi hep beraber çay içelim. İyi dedim kırılmasınlar diye oturdum onlarla beraber çay içtim. Bunda ne var yani? Peki ihbar hattımıza bir telefon fotoğraf geldi. Hemen bir fotoğrafı verelim. Bu kim? İknur. Bak fotoğrafa bak. Mehmet. Bu Mehmet. Evet. Bu hangi Mehmet? Zayda Hanım liste içerisinde. O Mehmet bizim, bizim buradaki Mehmetlerden biri mi? O Mehmet. En son birlikte olduğu o Mehmet. Muhammed'den. O Mehmet mi? Evet. Evet. O Mehmet karısı mi? Kaçmıştı gitmişti. Karısı kaçtı koca evet. Başkasına gitti evlendi ya o Mehmet o. Liste içerisinde olan Mehmet. Farklı Mehmet değil. Mehmet. Ha burada bir Mehmet tamam, var. O Mehmet o Mehmet dur, işte. Dur benim ben kiminle ben Adem'le karıştırdım ya. O Mehmet o Mehmet. Kız ben karıştırıyorum sen karıştırmıyorsun tabii bunları. O Mehmet bu Mehmet mi? Bu Mehmet'le ne olduydu ben hatırlamıyorum bunu anlat bakayım. Dur burada iki tane Muhammed var. Bir dakika Muhammed Süleyman bir daha Muhammed araya Mehmet girmiş bir daha Muhammed. Dur ben hatırladım şimdi bunun iki tane çocuğu vardı. Evet. Sonra bununla mı beraber olsam tekrar Muhammed'e mi dönsem diye düşündüydün. Ondan sonra tekrar Muhammed'e döndüydün. Öyle bir şey. Ondan sonra da Mehmet sana tamam. Evlenecekti burada dedi ki ben evlenmekten vazgeçtim. Sonra tekrar Muhammed'e döndüm. Hatırladım Muhammed'e şimdi. Muhammed'e dönmedim. Muhammed'e o zaman ben tamamen bitirdim Zayda Hanım. Peki bir dakika ben hatırlayamıyorum Muhammed'e sorayım. Muhammed bu Mehmet'le olan evet. Olayları bir anlat bakayım bana biz karıştırdık anlatayım tabii. Anlatayım abla baştan. Mehmet'in yanında bir hafta kalıyor. Abisinin yanına gidiyor. Manim abisinin. Sonra Bursa'ya Orhan niye bir çocuğun yanına geliyor? Onun Orhan. Yok böyle bir şey. Hadi abla. Söyle Muhammed. Zaten bu kızı buraya getiren sensin. Abisine gidiyor. Abisinden Mehmet'e gidiyor. Mehmet'ten Hamza'ya gidiyor. Hamza'dan geri Mehmet'e dönüyor. Şirin Muhammed senin de neyse TikTok'ta burada gösteremeyeceğim bir sayfa var. O sayfada aslında bir sürü... Şu anki kullandığın numara, irtibat numarası da var Muhammed'in orada. Bir sürü kadın fotoğrafı var. Kadınlar da pek açıklar yani. Abla... Blurlu su var. Blurlu renk verelim onu da. Bak tamam, ben sana da kızacağım. Bu senin mi? Evet, değil abla, değil. Evet değil, onun değil. Numarası dahi orada ya. Ya irtibat numarası dahi orda ya. Abla, Muhammed bir rahat durun gözünüzü belli. Seveyim ya. Sen bu sayfa abla, senin yok, mi değil yok, mi? Onun Allah resmi. Yalan. Onun resmi, onun fotoğrafı. Onun şu an şahsi olarak kullandığı numara. Şahsi kullandığı numara. O numaradan ben aradım Muhammed'i, Muhammed'e ulaştım. Yalan söylüyor. Kendi abla, fotoğrafı, kendi şahsi numarası. Ya. Peki burada birçok kadının müstehcen fotoğrafları var. Arada da Muhammed'in fotoğrafları var. O benim değil. Yalan. 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 Sen nasıl ulaştın bu sayfaya? Ya efendim? Sen nasıl ulaştın bu sayfaya? Abi değil. Ben TikTok kullanıyordum. Abi annemi veriyorum. Kullanmış oldum. TikTok atayım size. Sen kullanıyorsun o sayfayı. At. At peki. Şimdi bir telefon numarasıyla bir sayfaya bağlanabiliyorsunuz benim bildiğim kadarıyla. Ama şimdi abi, o da senin bir açığını bulmuş, o da onu söylüyor. Evet yapıyor. Ben bu numara üzerinden iki gün öncesine Muhammed'i aradım. Muhammed dedim, böyle böyle dedim. Çocuğum üzerinden rapor çıkması gerekiyormuş. Ya bir sus da dinle. Rapor çıkacakmış. Doğru mu dedim, raporu sen mi hazırlayacaksın, ben mi hazırlayacağım? O numara üzerinden ben Muhammed'e ulaştım. Siz de arayın, o numara üzerinden Muhammed'e düşeceksiniz. Yani burada bir TikTok sayfası var. Bu sayfada pek çok müstehcen kadının fotoğrafları var. Ve senin adına olduğu görülüyor. Onun oradaki adına... irtibat abla, numarası da senin telefonun diyor. Evet. İknur doğru mu? Evet. Değil abla. Abla değil, değil, değil. Telefonu getireyim önünde açayım. Peki, Muhammed'i girelim, arayayım mı? Girelim aynı biz numara de bakalım. Üzerinden. O sayfa gerçekten senin mi? Bu arada artık telefon numarasını farklı bir yerden de alabiliyorsun. Şimdi İknur boş ver şimdi bak onları. Çok enteresan şeyler var. Şimdi Kahramanmaraş'ta ekibim orada. Evet. Ve annene ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi annen bütün bunları duyunca ne diyecek tabii merak ediyorum. Ama seni onunla buluşturacağım. Tamam. Annenle bir araya geldiğin zaman evet. Bence iki kadın yüzleşin ve bütün bu sorunları çözün. Evet. Artık gözünü seveyim İknur. Ben de onu bak, istiyorum. Bak birinden birine, birinden ben birine, birinden birine bu kadar canını yakıyorsun.
Bunlar sana inanıyorlar, seni seviyorlar. Bak burada ailesi burada. Sana baya baya nikah yapmış, düğün, ya, nişan yapmış, kapılar takmış. Bir şey söyleyeyim, bir dakika söz hakkımı kullanmak istiyorum. Ben eşyalar toplarken bana dedi ki, İlknur dedi, aha kendi yüzü orada. Yalansa yalan de. Söyle. Serkan bana dedi ki, İlknur dedi, ben dedi takılan bileziği istemiyorum. Takılan yüzü istemiyorum. Onlar dedi, hoca nikahı kıyıldığı için sana dedi mihir olarak. Ben de dedim ki, bak dedi Serkan verme dedi. Ama dedim, ben dedim Serkan, hani ben verecektim normalde. Kalktı benim, tamam, bir saniye. Tamam, hepsini üzerime devam edeceğiz. Yürüdü. Hayır, sen üzerime bileziği, yürümesi bileziği hata. Geri vermişsin. Verdim. Yarın devam edeceğiz, yarın yüzleşirsiniz, tamam mı? Şimdi çok önemli bir konu, Bülent öğretmeni kim öldürdü? Şimdi Maraş'a canlı olarak bağlanalım. Sevda muhabirim orada ve arkasında 100-150 kişi var. Bütün köy ayağa kalkmış durumda ve onlar aslında imza topluyor ve benim sorduğum soruyu onlar da soruyorlar. Sevda, söz sende. İyi yayınlar Zahide Hanım. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Elbistan Demircilik Köyü'ndeyiz şu anda. Ve Demircilik Köyü'nde insanlar artık hepsinin, hemen hemen hepsinin çoluğunda, çocuğunda, başarısında imzası olan Bülent Hoca'nın faillerinin bulunmasını istiyor. Şu anda size normal şartlarda verdiğimiz bilginin yanı sıra, yani ilk etapta 100-150 kişi olarak biz bir bilgi vermiştik. Şu an itibariyle cami anonslarında, camide yapılan anonsların ardından burada yaklaşık 230 kişi var. Ve 230 kişi Bülent Hoca'nın failinin bulunması için imza kampanyası başlattı ve bu imzaya da halen de destek devam ediyor. İnsanlar sizin de belirttiğiniz gibi artık Bülent Hoca'nın faillerinin bulunması için ve bu köyde hiç olmayan, huzur içinde yaşamaya devam etmek için, hiç olmayan bu sorunların tekrar devamının gelmemesi için hep birlikte ayağa kalktılar. Bu insanlar artık köyün içerisinde olan bu durumun tamamen bitmesini, ama en önemlisi hepsinin bir noktada hayatına dokunmuş olan Bülent Hoca'nın failinin bulunmasını istiyorlar. Bakın arkamda görmüş olduğunuz bu kalabalıkta, inanın bana, içerisinde bebekler, çocuklar, yaşlı insanlar, amcalar, teyzeler, birçok insan mevcut. Ve tamamı Bülent Hoca için bugün burada toplandı. Saatlerdir bizlerle birlikte bu meydanda bekliyorlar. Hepsinin tek bir amacı var. Onların tek amacı Bülent Hoca'nın failinin bir an önce bulunması. Yarın öbür gün bizim de aynı sorunu yaşamayalım. Biz bu köyde huzur içindeyiz ve bu huzur devam etsin. O yüzden bu noktada Bülent Hoca'nın failinin bulunmasıyla birlikte bizler de hem gönlümüze ferah bir su serpeceğiz, hem de Bülent Hoca'nın ardından bizler de çok rahat bir şekilde, en azından Bülent Hoca'nın faili bulunduktan sonra köyde yaşamaya devam edeceğiz diyorlar. Ben onların adına tabii toplu olarak bunu belirtiyorum. Ancak şimdi sizlerin huzurunda da yine bir kişiye, içlerinden bir kişiye mikrofon uzatmak istiyorum. Kurban olan ben sana, ne olursun şunlar elini kolunu sallay sallay gezmesin. Bulun şu yiğidin kanını yerde koymayın. Yandım kuzum, yandım kuzum. İnşallah, inşallah bunun için yerim, çalışıyoruz. Yandım Bülent Hoca. Yalla bu. Ah. Yayını aldık çünkü hanımefendinin sağlıkla ilgili bir sıkıntısı oldu. Bakın bu kadar insan köy yerinde. Hepsi toplanmış, imza topluyor. Neden? Bizim öğretmenimizi, bizim canımızı, bizim içimizden birisini kim öldürdüyse kanı yerde kalmasın. Kimse bu katil bulunsun diye bir köy ayağa kalktı. Yani yeni gelen bir savcı var ve ben onun gerekli her şeyi yapacağını ve bu olayı tekrar ele alacağını düşünüyorum. Böyle, yani böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki kendileri daha iyi bilirler diyelim. Haydar diyor ki, burada bir sürü şey duyduk, bir sürü ihbar geldi. Hemen onları da siz oradayken tekrar hatırlatayım. Haydar, cinayet olana kadar abisi Hasan'la 2 yıldır konuşmuyormuş. Cinayetin olduğu gün ne hikmetse konuşmaya başlıyorlar. Bunları bana ihbarcılar söylüyor. Kendilerine de bu bilgileri seve seve verebiliriz. Cinayetin olduğu gün ne hikmetse konuşmaya başlıyorlar. Haydar normalde köyün içinde ailesiyle yaşarken cinayet sonrası Esmeler Obası olarak kurdukları, ki muhabirim Esmeler Obası'nı size göstermişti. Esmeler Obası olarak kurdukları yere abilerinin yanına taşınıyor. Bir de Haydar'ın abisi Hasan'ın eşi, 2 çocuğu Van'da yaşıyor. Oğlu polismiş, kızı eczacılık okuyormuş. Hasan'ın eşi de normalde arası açıkmış, fakat bu cinayetten sonra eşi geri geliyor diyorlar. Bir başka ihbar, bunlar iddia tabii. Bir başka ihbar diyor ki, Bülent öğretmenin cinayetiyle ilgili yazıyorum. Şükrü Durak Demircili, Hamza Hoca'nın kardeşi oluyor.
kendisi olay yerinde kavga olduğunu köylülerden duymuş ve şöyle anlatmış. Bülent öğretmen Haydar'ın boynunu sıkmış. O da arkadan silahını sıkmış, Bülent öğretmeni öldürmüş. Şükrü Durak bu kişiye ulaşılsın, nerede olduğunu duymuş. Böyle bir bilgiyi yayına bağlansın, anlatsın. Teşekkürler diyor. Bunlar bize gelen ihbarlar. Bu ihbarları seve seve savcılıkla paylaşabiliriz. Maraş'a tekrar bağlanalım. Orada konuşmak ya isteyen kim varsa. Ben dedim kendine, anneanne kızın arasında boncuk gitmiş. Kızım ya sende ya bende. Niye böyle oldu ki ne? Niye böyle ucuz oldu? Yok, bir şey yapmıyorlarsa. Kendi aralarında. Gelsin çözek. Gelsin beş kişiler. Kendiler yapmadıysa niye kaçıyorlar? Bir de Zahide Hanım. Niye bağırıyor, gülüp geçiyor burada gedin gedin diye kafayı sallıyor arabada? Zahide Hanım tabii bu esnada ben size şunların da bilgisini vermek istiyorum. İlk görüşme sürecimizi size de anlatmıştım. Hasan Beylerle görüşme sağladığımızda kendileri de ilk etapta cinayetin aydınlanması adına bize yardımcı olacaklarını belirtmişlerdi. Ve şu anda normal şartlarda cinayetin aydınlatılması adına da birçok bilgi sahibi olan insanlarla da yine görüşme sağlıyoruz. Şimdi burada Demircilik Köyü'nde yaşayan tüm insanlar aslında mevcut. Yani bu insanların tamamı cinayetin aydınlatılmasını istiyor. Ancak şüpheli şahıslardan Haydar az önce burada bir hanımefendinin fark etmesi üzerine aktarıyorum ben de bunları size. Lütfen yayın paylaş. Esnasında şüpheli isimlerin yakın akrabaları az önce yani bu cinayetin aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağız diyen insanlar ve bunların akrabaları az önce insanlar burada köy meydanında kendi acılarını yaşarken, kendi acılarını bizlerin aracılığıyla sizlere aktarırken yine geçip üslupsuz hareketlerde bulundular ne yazık ki. Ve bu durum açıkçası buradaki insanların daha çok moralini bozuyor, daha çok kanayan yarasına merhem olmak yerine daha çok ne yazık ki yaralarını acıtıyor. Yani siz bir şey yapamazsınız bize. Devlet bizim elimizde, biz savcıyı da herkesi de susturuyoruz demek istiyorlar. Aynen. Bu geçişler bu demek. Ama bu değil. Devlet hepsinden daha büyük. Böyle gülerek önlerinden geçmek, biz bu dosyayı çoktan kapattık demek oluyor. Biz de buna asla inanmıyoruz. Savcının da bu yayını izlediğini düşünüyorum. Ve müdahale edeceğini düşünüyorum. Neyse gereği o yapsın. Bilinmeyen bir şey ortaya çıkartmayacağız. Zaten herkesin bildiği bir şey varsa bunu herkes söylesin. 5 kişi var, bir kurşunla bir öğretmen öldürülüyor. 5 kişi de hiçbir şey görmediklerini, bilmediklerini söylüyor. Bu nasıl olabilir? Kimse katil, katiller hepsi ortaya çıksın. Bir an önce ortaya çıksın. Biz de sizi bütün gelişmelerden haberdar edelim. Selami Bey geliyor. Oğlu Mehmet'i mi yoksa ev üzerindeki hakkını mı istiyor? Biliyorsunuz Down sendromlu kardeşlerimiz bana göre yeryüzündeki melekler. Babasıyla kavuşabildi mi? Selami Bey gerçekten ulaşabildi mi? Derdi neydi? Hepsini konuşacağız ama önce gerçekten kavuşabildi mi? Ben de merak ediyorum. Buyurun bir izleyelim. 2000'imiz Selami ile Down sendromlu oğlu Mehmet'i kavuşturmak için Antalya'ya gitti. Mehmet babasının geldiğini arabasından fark etti. Ne oldu? Ne oldu ya? He? Söyle bana ne oldu? Baba burada. Babayı görmek istemiyorsun. Önce babasından kaçtı, sonra beklenen kavuşma yaşandı. Babayı da sarıl. Gel bıcak kasalım onu. Hadi. Evet bu güzel an işte. En sonunda. Selami, oğlunun ondan korkmasının sebebinin kızı melek olduğunu iddia etti. Şiddet iddialarına ne yanıt verdi? İçerideki ablası sürekli diyor, babanla konuşmayacaksın, babana gitmeyeceksin, babanla görüşmeyeceksin. Biz de canavar değiliz, biz de onun babasıyız. Neticede ben o çocuğa elimi bile kaldırmadım. Bak elimi dahi kaldırmadım. Kaldırdıysam Allah benim elimi kırsın. Bu çocuğu hep istiyorlar abi. İşlenebilir bir çocuk mu? İşlenebilir abi, korkan çocuk. İşlenebilir çocuk değil, korkan çocuk. Zahide Yetiş, baba ve oğlu kavuşturdu. Evet, baba ve oğlu kavuştular. Baba şu anda canlı yayında. Selami Bey merhaba. Merhaba. Dün neler yaşadınız, nedir duygularınız? Bir anlatın bana şimdi. Teşekkür. Güzel bir duygu. Bunun anlatılacak bir şey yok zaten. Güzel olan duyguların anlatılması gerekmiyor ama... Niye? Bence tam tersi. Sizin onları daha fazla anlatmanız gerekiyor ki örnek olsun. Siz oğlunuzu gördünüz. Peki kızınızı gördünüz mü? Melek Hanım'la bir araya geldiniz mi?
Hayır. Gelmediniz. Peki kızınızın iddiaları Hayır, var. Hayır gelmedik. Hala o iddialar geçerli tabii. Oğlunuzu alma sebebinizin aslında şu an satılmamış olan bir ev hakkında ev üzerinde hak sahibi olmanızı istediğinizi söylüyor. Gerçekten böyle bir şey var mı? O ev bizim annesiyle evlilik birliği içerisinde yapmış olduğumuz bir gelirdir. Ben isteseydim annesinden ayrıldığım gün mahkemeye verip tekrardan o evin yarısını ben alabilirdim. Sadece orada Mehmet var. Mehmet yaşasın diyerekten ben oraya hiç müdahale bile etmedim. Kaldı ki aradan 18-19 yıl geçmiş ben o yer için dönüp de bakmam artık. O yer onundur. O da kime bırakırsa bırakır. İddialar çoktur. Herkes iddia edebilir. Herkes alacağını söyler ama kimse borcunu söylemez. Örneğin Melek benden annesinin haklarını talep ederken acaba Melek bir günden bir güne düşündü mü ki babası bunlar daha 11 yaşında, 10-11 yaşlarındayken babası Sibirya'ya gidip o soğukta, o buzda, -45 derecede her ay 5000 dolar para gönderirken bir yıl kaldım 60000 dolar. Ben bunu annesiyle beraber kullandıysam ben bunun hesabını sorma hakkına sahip değilim. Melek niye soruyor bunu? Eğer soruyorsa getirsin bana 60000 doları ben onun evini alıveririm. Peki bu arada Melek Hanım da hatta. Melek Hanım merhaba. Anlatabildim mi? Şimdi duymuşsunuzdur babanızın söyledikleri var. Benim de söylemediğim ama onlar için gidip de Sibirya'nın kuru soğuğunda, karda, kışta, kıyamette çalıştığım paralar var. Her şey ailem içindi diyor. Ne diyorsunuz? Ya elbette ki yapacak. Zahide Hanım şimdi baba, bir baba evladına bakmakla yükümlü. Doğru mudur? Tabii ki. Peki ben gerçekten soruyorum. Madem bu kadar oğlunu seviyordu dün yayında dedi. 18 yaşında bıraktım dedi. Mehmet şu anda 36 yaşında. 36. Mehmet 89 doğumlu. Daha doğum tarihini bilmiyor. Neredeydi? Hadi annem 2024'dü. Yıl 2024. 4 yıl geçmiş. Son bir yıldır görmüyorum dedi. Peki bir yıldır görmüyordu bu çocuk. Neden değere bindi? Yani niye kıymete bindi? Bana bir onu açıklasın ya. Ben akşamüstü giderdim. Mehmet'i görürdüm. Cebine de 5-10 kuruş harçlık neyse verirdim ve çeker giderdim. Zira annesi beni oralarda gördüğü zaman kesinlikle polisi arayıp bizim can güvenliğimiz yok diyerekten hakkımda şikayette bulunuyordu. Bunun Melek klinikede otururken Selami'nin kır camisine gidip geldiğini ya, nereden görüyor? Bakın. Gizli kamera mı takmış bana? Peki ama sonra gizli kamera mı takmış bana? Annem vefat etmiş. 2020'de annem vefat ediyor dedim. Bakın beni bir iyi dinleyin. Benim sorularımı artık saptırmasın. Saptırmadan net cevap versin. Bakın ben net sorular soruyorum. 2020'de annemi hastaneye yattığında biz bu adamı gel bak çocuğunu götür dediğimizde neden ilgilenmedi? Yıl 2024 diyorum. Arada 4 yıl var. 4 yıldır bu çocuğunu neden arayıp sormadı? Neden şimdi değere bindi? Neden kıymete bindi? Ben oraya geldim cenazeye. Ben hala cenazeden oğlumu almak istediğimi belirtmeme rağmen bana dedi ki defol git buradan dedi. Eve mi çökmeye geldin dedi. Şimdi nedenini dedi çocuğun maaşını mı alacaksın dedi. Madem dürüstsün nedenini söyle. Sen ya nedenini boş ver sen babana sen söyledin lafa bak. Sen babana sen söyledin lafa bak nedenini boş ver. Sen bana başsağlığı dilemedin. Zahid Hanım sus. Peki bir dakika. Selami Bey bize geldiğinde çocuğunu Zahid görmek Hanım. İstiyordu. Biz verdiğimiz sözü tuttuk sonuçta çocuğunu gördü. Ama sonrasında benim anladığım sizin çözmeniz gereken baba kız çok ciddi bir durum var. Bir yasal süreçte var. Bana kalsa ortak görün madem çocuğunuzu bu kadar seviyorsunuz. Peki devam edeceğiz tekrar ama Satı Hanım gelsin. Satı Hanım da çok enteresan bir kadın. Başına çok da işler gelmiş. Buyurun. Buyurun gelsin Satı Hanım. Satı teyzenin gelin isyanı. Şimdi Satı Hanım'ın oğlu cezaevine girdikten sonra 26 yaşında. Torununu alıp evi terk eden gelini Fatma'yı o da 23 yaşında. Fatma'yı bulmamızı ve onu eve döndürmemizi istiyor. Bir kere geçmiş olsun Satı Hanım. Sağ sizin oğlunuzla gelininiz nerede tanıştı, nasıl tanıştı, nasıl evlendi, isteyerek mi evlendiler? Yozgat'ta tanışmışlar onlar. Hastanede yatıyordu benim oğlum, fizik tedavisi görüyordu, oraya gelmiş. Oradan oğlan aldı geldi, ben kız kaçırdım dedi, aldı geldi. Biz de düğünün ittik. Düğünleri oldu? Evet, düğününü yaptık. Ayrı ev mi tuttunuz, sizinle mi kalmaya başladı? Ayrı ev yaptım. Ayrı ev yaptınız. Ne kadar evli kaldılar? 6 sene oldu. Şimdi 6 sene oldu. Evet. Peki bu hapis olayından önce ne kadar beraber kaldılar? 1,5 sene oldu oğlum cezaevine gireli. Ha daha yeni sayılır. Evet. Peki onun öncesinde çocuk ne zaman oldu? Torun. 5 yaşında torun. Şimdi 5 hemen de çocukları olmuş yani. Evet. 6 senelik evliler bir sene sonra da evlatlarını kucaklarına almışlar. Aldılar. Peki
Şimdi her şey iyi miydi oğlunuz cezaevine gelene kadar? Ya oluyordu. Gelinim biraz sinir hastasıydı. Çocuğa bakmıyordu. Oğlum da onun yüzünden çalışmaya gidemiyordu. Ondan sonra bir şey oldu muydu? Dövüşüyorlar bunlar tabii haliyle kavga yapıyordu. Bu koşa koşa gidiyordu. Karakola bizi şikayet ediyordu. Oğlum şikayet ediyordu sürekli. Uzaklaştırma mı alıyordu? Evet. Oğlunuz şiddet uyguluyor muydu? O da ister istemez yani şiddet eğimliydi biraz yani. Vardı şeysi eğimi. Evet. Bunlar normal şeylerdi, güzel şeylerdi. Evet. Normalleştirmeyelim onları. Peki senin oğlun cezaevine girdikten sonra neler oldu? Ben dedim istersen gidelim dedim. Nereye gideceksiniz? Benim evime gidelim dedim. Benim evim tek başıma kalıyorum. Ben müsaitim dedim. Aldım geldim evime. Gide kaydı dedi cezaevine girince. 1,5 senedir benim yanımda o. Siz gelin kaynana yaşamaya başladınız. Evet. Nasıl anlaşabiliyor muydunuz? Ya, tartışıyordu. Ben ona tartışma dediğim şöyle. Ben gelin idim, o kaynanaydı. Nasıl yani? Ya öyle yani. Gelinim şeydi, psikolojik hastasıydı. Psikolojik sinir. Örnek verin, ne yapıyordu mesela size? Siz diyorsunuz ki ben gelindim, o kaynanaydı. Evet. O bana kaynanalık yaptı diyorsunuz. Eve geliyordum, bulaşığı ben yıkıyordum. Evi ben görüyordum. Sabaha kadar oturuyordu, akşama kadar yatıyordu. Ben de diyordum ki kızım yapma bunu. Ben de merdiven silerek geçiniyorum, anahtarlık sizin satıyorum. Sizin paranız nereden geliyor onu diyecektim. Merdiven siliyorum, anahtarlık satıyorum. Siz kaç yaşındasınız? Satın? 64 yaşındayım. 64 yaşında merdiven silerek para kazanıp gelininize ve torununuza bakmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Bu hiç gitmezdi, gelinim gitmezdi. Gittiği sebebini söylesin, neye gitti ben bilmiyorum. Sonra ama bir yere misafirliğe gideceğim demiş. Nereye gitti? Teyzelerinin yanına gitti. Kendi teyzeleri mi? Evet, teyzelerinin annesini bayramda. Bu valizleri topladı. Belki gelmem ben dedi. Babam evi açacak bana dedi. Tarsus'ta evi var. Babam orayı açacak diyerekten gitti bizim yanımızdan. Heh. 5 gün sonra, 6 gün sonra da annesi bana telefon açtı. Ben dedi kızımı bindirdim dedi. Kayseri dedi. Geliyorum dedi. Geliyor kızım al dedi. Ben, sizin yanınıza geldi yani tekrar. Evet ben gelmedi. Ben de akşam saat 9'a kadar Kayseri şeyinde terminalinde bekledim bunu. Kızınız yani gelin ve torun gelecekti. Evet, gelin. Çünkü ailesi dedi ki biz bindirdik sana geliyor. Evet evet annesi dedi. O arada bir de baktım arabanın içine çıkmadı bu. Kimse yok. Kimse yok. Nereye gitmiş? Fotoğrafını gösterdim. Oğlan dedi ki bu şeyden misafirle gittiği Balıklı Göl var ya oraya. Oradan başka dedi şeye gelince Urfa mı? Yani bu otobüse bindi, bindirildi başka evet. Başka yerde indiğini söyledi. Ama sonra başka bir yerde indi. Evet. Bir daha da bizim otobüse binmedi. Evet, evet. Onlar da nereden bilsin? Yanında çocuk var mıymış? Evet, yanında çocuk var dedi. Ondan sonra dedi, bir orada indi bu dedi. Hı. Aradı mı sizi? Aramadı. Şey atmış, video atmış, Ayaz'ın videosunu atmış bu. Videodan baktık ki otogarın üstünde şeyin adı yazıyor. Aman bir tükanın üstünde otogarın adı yazıyor. Ben tabii Boğazen'e geldim. Boğazen'den şey verdim ben, dilekçe verdim oğlum, torunumla gelinim kayıp diye. Ondan sonra polisler de arıyordu bunu. Orada polislere bellettik, polisler gitmiş. Annesini aradım, annesini de reddetmiş. Hmm. Gelmiyorum diye. Hem ana tarafını reddediyor, oradan kaçıyor. Evet. Size de gelmiyor, sizi de reddediyor öyle evet, mi? Evet, evet. Ama yine de size torununuzun videosunu göndermiş. He, videosunu bana değil de. Halasına göndermiş, kızıma göndermiş videoyu. O attı bize videoyu. Gönderdiği video da bu mu? Şu anda nerede olduğunu bilmiyorsunuz gelininizin ve torununuzun nerede yaşadığını bilmiyorsunuz. O öyle ev, gittiği ev. Fatma değil, Fatoş diye geçen bir bayan, iki tane bayan bunları aldı götürdü. Bir site var şey sitesi, tanışmış o bayanlarla. O bayanlara ne anlattıysa demişler ki bayanlar da zar buraya gel demişler. Ne yapacak orada çocuğuyla? Gitmiş. Herhalde bize dirlik vermiyor dedi. Kaynanam dirlik vermiyor, eşim cezaevinde filan dedi. Evet. Onlar da gel buraya dediler. Evet, onlar da buraya geldimiş. Hanımlarla kaldıkları yer bu doğum günü. Peki orada bak başka hanımlar var, çocuklar var. Yani bayağı yaş günü yapıyor aslında oğluna. Evet, evet. Peki bir gün namaz kılarken torunuz size bir şey söylemiş. Ne demiş size? Evet, baban ne dedi? Kızımın evine geldiler bunlar 1,5 ay önce. Cezaevine. Orada yanıma geldi. Bu demiş, annen niye geldi demiş kıza. Ben de torunumu görmeye geldim dedim. Orada bana tepki yapmış. Ben de bunu kucakladım, öptüm, hoş geldin filan ettim. Torununuzu? Hayır, gelini miydi? Gelini miydi? Ondan sonra şey dedi, babaanne dedi, usulca yanıma geldi. Ben sana bir şey anlatacağım dedi. Neymiş oğlum söyle dedim, beni böyle dürttü.
Annem dedi bana dedi Emine teyzemin evine dedi baza aldı dedi. Hı. Ben dedi orada kalıyorum dedi. Emine teyzem yanlışlıkla burnuma vurdu. Burnum kanıyor dedi. Ha. Orada dedi annem beni ne zaman bilmiyorum ki dedi. Annem beni ne zaman evine götürecek kendi evine dedi. Ha, bir de orada bir... Bir dakika başka bir yerde mi kalıyor? Evet. Evet oraya evet. Baza almış. Evet. Orada yatıyor. Evet. Çocuğu yatılı koymuş. Çocuğun anlattığına göre kendi... Gece çalışıyormuş. Gece çalışıyormuş. Evet, gece çalışıyormuş. Gece ne yapıyormuş çalışıp? Hiç bilmiyorum. İlker diye birine de şey yaptırmış bir adada. Çocuğu elimizden mahkemeye verdik ya biz bunu. Hı. Çocuğu elimizden almasınlar diye şey yaptırmış. Sigorta yaptırmış kendine. Kendini sigorta mı yaptırmış? Evet, sigorta yaptırmış. Biz mahkemedeyken şimdi. Ha. Boşanma davası verdi oğlum. Boşanmak için başvurdu. Evet evet. Cezaevindeyken. Evet evet. Onu çocuk, da kabul etmiyorlar. Çocuk da sizde kalsın istiyorsunuz. Çocuk ben versinler ben seve seve bakarım ben yurttan çocuk aldım baktım. Hayır çocuğun annesi var sonuçta. He. Daha küçük de yaşı çocuğun ama. Evet. Yani siz annesinin nerede ne yaptığını torununuzun nasıl olduğunu merak ediyorsunuz. Evet ben merak Son ediyorum. Son derecede hakkınız bu. Evet. Yani şimdi bak Fatma belki yani ne iş yapıyorsun bilmiyorum. Hayatını nasıl kazanıyorsun bilmiyorum. Nerelerde kalıyorsun bilmiyorum. Ama sonuçta burada bir babaanne var. Bu babaanne de bak merdiven silerek hayatını geçindirmeye çalışan bir kadın. O yüzden nerede olduğunu bize bildir. Yani görüşmek istemiyorsan ayrı. Ama torununu görsün bu kadın. Gelini bizi duyuyorsa bana ulaşsın lütfen. Şimdi Gülfidan Hanım'la devam edelim. Teşekkür ediyorum zaten. Gülfidan 7 çocuğuyla beraber Gülfidan artık kimsesiz ve çaresiz sokaklarda kalıyor. İşkenceye maruz kalıyor. Gülfidan ne istiyorsun sen bu adamdan söyle. Karşındaymış gibi konuş. Ben şu an eşime bir şey söylemek istiyorum. Şu an vicdan rahat mı acaba o evde? Rahat uyuyabiliyor mu o vicdanıyla? Benimle çocuklarımı sokağa defalarca attı, defalarca beni azarladı, defalarca bana söyledi. Sen bar kadınısın, senden bayan olmaz, sen bayan olamazsın, sen ev kadını olamazsın. Ben seni vicdanına bırakıyorum. Ben seni hakkımı hiçbir zaman sana helal etmiyorum ve etmeyeceğim de sen beni çocuklarımı defalarca attın sokağa. O vicdanla sen yatabilir misin o evde? O vicdanla kalabilir misin acaba? Gülfidan bunu kendisine sormak ister misin? Evet. Çünkü Erdal şu anda karşımda. Erdal Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Erdal Bey şimdi suçlamaları duydunuz. Siz 7 çocuğuyla Gülfidan'ı sokağa mı attınız? Hayır efendim. Hiç alakası bile yok. Bir anlatın bana. Siz ne zaman tanıştınız? Nasıl oldu? Bu olaylar buraya nasıl geldi? Bu insanlar aslında insan bile demek istemiyorum da ben insan diyorum ya. Ben onun gibi çirkef olmadığım için insan olarak tabir ediyorum. Evet gece mekanında bu insanla tanıştık. Hı. Her şey dediği gibi çok güzeldi. Biraz zaman geçince kendisi bana ne zaman beni alacaksın? Beni bu hayattan ne zaman kurtaracaksın? Çünkü artık güvenmiyordum sana o yüzden dedim bana bir güven ver. Ben resmi nikahı olmazsa yalan atma vicdanınla konuş. O vicdanınla konuş. Beni bu hayattan kurtaracaksan kurtar. Ben zamanında bu yaptığım çok güzel çok hayat bu. Aynen beni aynen. Oyalama zamanı var. Ben seni camide buldum değil mi? Bana orada Zahid Hanım'a ve orada konuklara insanlara masum rol yapma. Sen var ya çok sen çok düzenbazsın. Sen çok rol çeviriyorsun aslında. Ben bir dakika sakin olun. Bir dakika. Ben insanım. Bir dakika. Şimdi bunu Gülfidan'ın söylemesi çok anormal değil. Kötü bir yerde çalışıyor. Yaşamak istemediği bir hayat, çocukları var. Siz hayatına bir şekilde girmişsiniz. Peki size böyle demiş olabilir, yalvarmış olabilir. Siz karşılık verip evlenmişsiniz. Zahide Hanım defalarca sen bana bar kadınısın. Senden kadın olmaz. Sen kimsin? Sen nesin? Neyin nesi oluyorsun? Çık evimden diyen sendin. Defalarca benim çoluk çocuğumu atan sokağa sendin. Ben değil sensin. Adam ol biraz. Bir kadın nasıl dursun? Senden kadın olmaz. Ben kadın değilsem neden defalarca aldın evine? Neden yalvardın anneme gittin? Ben yalvardım. Gülfidan gelsin diye. Ben sana yalvaran kendisin ben değilim. Evet evet doğrudur. O yüzden sen anneme gittin. O yüzden. Yalvaran kendisin ben değilim. Yalan o yüzden sen anneme gittin. Peki bir dakika. Çocuklar şu anda nerede? Çocuklar bende Zahide Hanım. Bir tanesi de benim kızımda da evli kızımda 5-6 aydır oradadır ve çocuğumu attı oraya. Annesine bırakamayacak. Gelmeyecek.
Bir tane çocuğunun sizde olduğunu, onu da sokağa attığınızı söylüyor. Evet, attı. Efendim? Evet. Bir tane çocuğunun sizde olduğunu, aynı sizin de... Hayır, kendisi evden kovdu o çocuğunu. Sen dedin... Onun kızı kendisi, kendisi evden kovdu. Yalan konuşmasın onu. Sen dedin, o kızını kovacaksın dedin. Kendisi kovdu evden. O gidecek, kendisi gelmeyecek dedin. Dedin. Ben hayır dedim, sen yok dedin. Gidecek. Sen çocuğunu mu kovdun evde? Zahide Hanım. Kendisi kovdu evden. Onu... 15 yıla kızı kendisi evden kovdu. Kendisi ben gitmedim. Sen var ya, utanmazsın. Defalarca evden giden kendisidir, ben değilim. Benim defalarca evden terk eden ben... kendisi, beni mağdur eden kendisidir. Yalan ya konuşmasın. O kadar o. Yalan atma, telefonun arkasına saklanıp gel buraya. Gel adam akıllı konuş burada. Gel, gel, madem haklısın ya. Peki Erdal Bey, gerçekten bir dakika. Sizin yanına eve sokmuyor Zahide Hanım. Bir dakika. Eve sokmuyor bu adam. Gülfidan, ikiniz de sesini alacağım. Bir dakika Erdal Bey. Erdal Bey. Bir dakika, bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Siz madem bir, bu arada sizi gerçekten buraya bekliyorum. Yüz yüze konuşun, bu daha sağlıklı oluyor. Ama Erdal Bey, siz sonuçta bu kadınla böyle bir yerde tanışmışsınız. Böyle bir yerde arkadaşlık kurmuşsunuz. Sonuçta evinize, bir dakika, evinizi açmışsınız, almışsınız. Üstelik 7 çocuğuyla beraber. Nasıl oldu da 7 çocuğuyla kabul ettiğiniz bu kadın için şimdi bunları söylüyorsunuz? Arada ciddi şeyler oldu demek ki. Bunlar nedir merak ediyorum. Neden defalarca evi terk ediyor? Neden sen artık evinin kadını olmadı, olamazsın diyorsunuz? Bunları konuşacağız. Yarın sizi buraya bekliyorum. Reklam arası. Bir genç kız, 18 yaşında. Adında Çiçek var ama hayatı ne yazık ki bir çiçeğin ömrü kadar olmadı. 18 yaşında ölü bulundu. Peki nerede? Aslan Sinem Çiçek aslında evden iş aramaya diye çıktı. Ertesi sabah bir hastanede ve sonrasında da ne yazık ki yaşamına son verdi. Peki kim? Bu cinayeti kim işledi? Neler oldu? Hepsini konuşacağız. Bir izleyelim önce. İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022 günü saat 14 sıralarında Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve geri dönmeyen Aslıhan'a ulaşamayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Sinem Çiçek, ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi. İş görüşmesine gitmek için çıktığı evine bir daha dönemeyen Aslıhan Sinem Çiçek'in darp edilerek yol kenarına atıldığı tespit edildi. Yol kenarında çekildiği belirlenen son görüntülerinde Aslıhan'ın son sözleri baba oldu. Anne, bulamıyorum. Baba! Baba! Aslıhan'ın adli tıp raporu sonucunda kanında yasaklı maddeye rastlandı. Sinem, olay yerine gelen ekiplere vücuduna 3 adet yasaklı madde verildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Yaralı halde gasp edildi. Telefonu bir başkasının üzerinden çıktı. Aslıhan'ın telefonu üzerinden çıkan Burak K, sorgusunda Sinem'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince gasp suçundan tutuklandı. Olayla ilgili yapılan araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz, hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler Cem A'ya ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan polis şüpheliyi gözaltına aldı. Nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cem A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Serdar Çiçek açıklamasında sanıklardan Cem A kızımı saat 14 civarlarında aldığını söylüyor ama saat 16 sıralarında aldığı kamera kayıtlarında gözüküyor. Ayrıca akşam 19 sıralarında kızımın evinden ayrıldığını ifade ediyor. Ancak kamera kayıtlarında kızımın 19'da değil 21.36'da Cem A'nın evinin bulunduğu sokakta koşarak kaçtığı görülüyor dedi. Çiçek ailesi, kızları Sinem için çıktıkları adalet yolculuğunda seslerini duyurmak istiyor. 18 yaşında hayattan koparılan Sinem'in katilleri kim? Ve
Ve biz de ailenin sesi olmak istiyoruz. Aslan, Sinem, Çiçek nasıl öldürüldü? Nasıl kanında? Neler yaşadı o gün? Evinden iş aramak için çıkan bir kız nasıl oldu da bu halde bulundu? Çok acı ama bu gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Babası Serdar Bey şu anda hattımızda. Serdar Bey merhaba, başınız sağ olsun öncelikle. Merhabalar, sağ olun. İnşallah, inşallah katili ya da katilleri, Sinem'i bu hale getiren kimse, bunu beraber arayacağız. İnşallah bulacağız. Aslında siz bize bir olayı anlatın öncesindeki, adım adım gidelim. Şimdi Sinem Aslıhan nasıl bir genç kızdı? 18 yaşında iş aramaya çıkmış o gün evden. Evet, kızımız yani hayatının bağrında. Yani okulu yeni mezun oldu. Her şey yarım kaldı yani. Kızımız ehliyet çözdü. Ehliyeti yarım kaldı. Okulu, mesleği, her şeyini yarım bırakıp kızımızı hayattan kopardılar. Siz o sabah kızınızla görüşmüş müydünüz? Nasıl vedalaştınız kızınızla? Ben işteydim. Annesi evdeydi. İş görüşmesine gitti Bornova'ya. O şekilde görüştüler. Saat işte 2 civarı evden çıktı. Peki hangi işlere başvurmuştu? O gün görüşmeye kimlerle buluşacaktı? Hangi iş için başvuruyordu? Size ya da annesine söylemiş miydi? Bu dönerci Vedat Usta var Bornova Çamlıca tarafında. Hı. Orada bir arkadaş çalışıyordu. Orada kısa bir süreliğinde garsonluk yapacaktı. Hatta onun kamera kayıtları, görüşme şeyleri var. Orada biz görüştük. Peki evden kaçta çıktı kızınız? 2'de çıktı. Kamera evet. Kayıtları kaçta? Girişi var mı buraya görüşme için? Görüşme için kamera kayıtları değil. Görüş yani birebir görüştüklerine dair şey var. Yani biz iş yeriyle görüştük. Hı. Gelip görüştüğünü söyledi. Ondan sonra tekrar Bornova'dan da saat 4 gibi bu Cem Acar dediğimiz şahıs araçla kızımızı alıyor. Siz Cem A'yı tanıyor musunuz? Hiç sizde bahsetti mi? Tanıdığı birisi miydi Aslı Hanım? Yani mahalle olarak mahalleden merhaba dediği bir tanesi arkadaşı ya. Arkadaşı demeyeyim de bilmiyorum ama yani merhaba dedi. Abi dedi daha doğrusu. Ondan büyük çünkü bayağı. Ne kadar, kaç yaşında bu Cem? 28 yaşlarında, şu an 29 yaşlarında. Şu an beyaz arabaya binerken görüyoruz. Sinem evet. O gün saat 2'de evden çıktı. İş başvurusu yapacaktı garsonluk yapmak için. Okulunu yeni bitirmişti. Ve sonrasında saat o 2'de aldığını söylüyor ama aslında 4 civarında saat. Evet, kamera kayıtlarına 4'te alındı belli zaten. Evet, peki biniyor arabasına ve oradan ayrılıyorlar. Annesiyle konuşmuş mu? Sonrasında kaçta eve geleceğim demiş. Annesi bu çocuğun arabasına bindiğini, yani bu çocukla buluşacağını biliyor muydu? Ya hayır, siz? Bilmiyoruz. O sadece... onların orada tekrar bir yolunu mamulleri var. Başka bir şubesi var o bölgede. Yani hazırda o tarafta aynı mahallede oturduğu için yani beni eve bırak gibisine aracına biniyor. İşte orada zaten yolda içecekleriyle hani saat 4 ile saat 9.25 arası bu kıza videoda gördüğünüz hale getirmesine şey yapıyor. O baba diye bağıran içler acısı bir video var orada. Orada evet, size sesleniyor. İşte çok... kızı o hale kadar getirene kadar çünkü bir genç kız kendini o hale getirecek kadar zaten kullanmıyor. Kendi kızımız, birlikte yaşadığımız kızımız yani. Kızımızı biz bilmez miyiz? Kızın halini görüyorsunuz zaten. Peki daha önce böyle kötü bir alışkanlığı var mıydı kızınızın? Yok yok, öyle bir alışkanlığı yok. Olsa anlarız yani. Biliriz. Yani kızın zaten halini görüyorsunuz. Kız ne hale gelmiş. Aynen öyle. Peki bu Cem sizin komşunuz mu normalde? Değil. Komşumuz değil, aynı mahalle. Yani aynı mahalle. Komşumuz değil, bunlar esnaf. Baba olarak esnaf, bunlar da yanlarına çalışıyor. İşte aile esnafı bunlar. Kendi aile şeyleri var. Pastane, unlu mamulleri var. Peki, onun arabasına biniyor, sonra onun evinden olduğu mahalleden koşarak gittiği görülüyor. İşte bu şahıs diyor ki... o başka birisi mi? Araya girmek istiyorum şu konuda. Buyurun. Diyor ki, kız diyor gelmeden... Şimdi, saat 4 ile 9.30 arası... bir saat sonra etkisi gelir zaten, kız o hale gelir. Yani daha öncesi...
olsaydı kız böyle daha önce rahatsızlanırdı. Daha önce hastanelik olurdu. Ona yani yasaklı madde diyelim biz. Yani bu arabaya bindikten sonra, bu Cem denen kişinin arabasına bindikten sonra bu görüntüye kadar arada bir 3-4 saat var. Doğru mu? Evet. 5 saat var, evet. 5 saat var. Peki sonrasını anlatır mısınız bize? Sonrasında neler olmuş bildiğiniz kadarıyla? Sonrası kızı kendi aile binasına götürüyor. Aynı mahalledeki aile binasına çıkartıyor. Orada yaklaşık 3-4 kişi var. Zaten birini kaçırdılar yurt dışına. 3 tane kuzen var. Biri Alican, biri Diyar, biri Cem. Alican, Ziya ve Cem. Evet, Alican dediğimiz şu an yurt dışına. Diyar ve Cem. Ali Rıza, evet. Diyar ve Cem. Alican. Alican, Alican, Diyar. Diyar, Cem. Cem. Bunlar üçü kuzen evet. mi? Üçü kuzen. Ve aynı yerdeler ve kızınızı bunların olduğu yere götürüyor Cem. Evet, bunlara 5 katlı binada oturuyorlar zaten. Aynı apartmanda. Evet. Hatta bir kişi de arkadaşları da var diye tahmin ediyoruz. Çünkü kız en son otobanda onların isimlerini de veriyor. Farklı isimler de veriyor. Peki sonra bu evde kızınızı sonra Cem buraya götürüyor. Ne kadar evet. sonra buradan ayrılıyor? İşte saat yaklaşık büyük bir ihtimalle saat 4'te baradan çıksalar saat 5-5.30 gibi eve sokuyorlar. Saat 9.45'e kadar da kızın ağırlaştığını fark edince önce kıza yanaşıyorlar. Kız karşılık verince kızı evde dövüyorlar. Çünkü evde teras katına kaçıyor kız. Teras katının camını kırıyor. Aha. Bağırıyor, çağırıyor. En son iyice ağırlaşınca kız bir şekilde nasıl yapıyorsa kendini yani kapının önüne atıyor. Oradan can evine kaçarak kaçıyor. Bu görüntü o can havliyle kaçtığı görüntü. Tabii bir insan neden kaçsın malden yani. Koçuşun? Koçarak gidiyor. Aynen öyle. Biz kurtulduğuna dua ederek yani en son işte otoban kenarında elden ayaktan düşüyor komple. Zaten şey haline giriyor. Videoları görüyorsunuz. Yani orada bir de 45 dakika ambulans bekliyor. İyice orada acılar içinde can çekişiyor kız. 45-41 derece. Peki burada artık vücuduna eğer yasaklı madde girdiyse ve yüksek evet. dozdaysa sonrasında ilk zaman belki böyle koştura koştura gitse bile sonrasında otoban kenarına kadar böyle gidip orada da artık kendinden geçiyor ve vücut tepki vermeye başlıyor. O görüntülerde de sizin adınızı sayıklıyor. Peki evet en son artık nefes alamıyorum. Yani kız artık öleceğim diyor. İmdat baba veriyor işte yani. Peki bu arada telefonu var Aslan'ın. O da başkasının üzerinden çıkıyor. İşte bu başka işim dediğim yol kenarında ters yönde isimli şahıs. Yani sen nasıl ters yönden motorla ilerleyebilirsin? Tabii orada yani bu da zaten şahıs. Zaten şu an ondan yatıyor. Farklı bir suçtan yatıyor. Bu, satıcı diye yatıyor. Bu da bunların arkadaşlarıdır. Sanırım ki belki de onlar motorla sen bul Aslıhan böyle kaçtı gitti yola doğru gitti. Gitti evet yani veya git takip et yani çünkü bunlar hep böyle işbirliği içerisindeler. Bunlar da yakın oturuyor. Burak yani Aslıhan'ın telefonunun olduğu kişiyi şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu kişinin üzerinden çıkıyor sonra Aslıhan'ın telefonu. Evet telefonu çıkıyor. Gasp'tan da tutuklu bu arada ve diğer suçları da varmış zaten. Şu an tutuklu değil. 3 ay yattı o zaman çıktı. Ha. Tutuklandı, çıktı. Satıcılıktan yatıyor. Şu anda satıcılıktan. Madde yani yasaklı maddeyi sattığı için şu evet. anda tutuklu bu kişi. Evet. Ve motoru ters yönde Aslan'ın olduğu yerde çıkıyor motoru. Evet. Ve onun telefonu da Aslan'ın telefonu da rahmetli Aslan'ın telefonu da bu adamın üzerinden bulunuyor, çıkıyor. Evet. O zaman onlar karşılaşıyorlar. O sırada Aslan hayatta mıydı acaba? Hayattaydı. Hatta onun da burnuna vurmuş. Sanırım o da otobana kıza yanaşmaya çalışmış. O şahsın burnuna vurmuş. Burnunu şişirmiş. Bu halde bile kızı vurmuş yani. Düşünebilir. Yani ya ona karşı halde koymuş. Belki de o alıp tekrar o eve geri götürmeye çalıştı aslında. Belki telefonu alacaktı. Delilleri yok edecekti. Telefonda çünkü bir şeyler illaki vardır. Yazışmalar. Bir şeyler vardır yani. Yani belki de ne bileyim kızı yarım kalan işi bitir. Her şeye geliyor insanın aklına. Yani ne yazık ki. Şimdi peki, orası orman bir bölge yani otobanın kenarı komple ağaçlık orman. Peki, belki kızın orada başlattığı bir şeyler, evet. Olabilir, her şey olabilir, hepsini konuşacağız. Peki,
Şimdi olay günüyle ilgili tekrar izleyelim neler olduğunu. Sonrasında sizi buraya bekliyoruz. Bu dosya yeniden açılıyor ve ne olup bittiğini uzmanları da buraya davet edeceğiz. Hepsini tekrar konuşmak istiyoruz. Aslan Sinem Çiçek neden öldü? Kim onun hayatına kıydı? Kim nasıl Aslan'ı öldürdü? Hepsini konuşacağız. İzleyelim tekrar görüntüleri. İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022 günü saat 14 sıralarında Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve geri dönmeyen Aslıhan'a ulaşamayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Sinem Çiçek, ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi. İş görüşmesine gitmek için çıktığı evine bir daha dönemeyen Aslıhan Sinem Çiçek'in darp edilerek yol kenarına atıldığı tespit edildi. Yol kenarında çekildiği belirlenen son görüntülerinde Aslıhan'ın son sözleri baba oldu. Anne bulamıyorum. Baba! Baba! Aslıhan'ın adli tıp raporu sonucunda kanında yasaklı maddeye rastlandı. Sinem, olay yerine gelen ekiplere vücuduna 3 adet yasaklı madde verildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Yaralı halde gasp edildi. Telefonu bir başkasının üzerinden çıktı. Aslıhan'ın telefonu üzerinden çıkan Burak K., sorgusunda Sinem'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince gasp suçundan tutuklandı. Olayla ilgili yapılan araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz, hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler Cem A'ya ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan polis şüpheliyi gözaltına aldı. Nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cem A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Serdar Çiçek açıklamasında sanıklardan Cem A kızımı saat 14 civarlarında aldığını söylüyor ama saat 16 sıralarında aldığı kamera kayıtlarında gözüküyor. Ayrıca akşam 19 sıralarında kızımın evinden ayrıldığını ifade ediyor. Ancak kamera kayıtlarında kızımın 19'da değil 21.36'da Cem A'nın evinin bulunduğu sokakta koşarak kaçtığı görülüyor dedi. Çiçek ailesi, kızları Sinem için çıktıkları adalet yolculuğunda seslerini duyurmak istiyor. 18 yaşında hayattan koparılan Sinem'in katilleri kim? 18 yaşında hayatının baharında hayatına son verildi. Sinem'e bu yapılanlar onun kanı yerde kalmasın. Bir baba anne düşünün, sabah evladınız 18 yaşında, üniversiteye hazırlanıyor, okulunu bitirmiş güzel bir kız ve evden çıkıyor iş bulmak için. Bütün gece onu arıyorsunuz ve bulamıyorsunuz. Ertesi sabah haberi geliyor. Bu arada polise başvuruyorsunuz. Diyorlar ki kızınız hastaneye bir gidiyorsunuz ki son nefesini vermek üzere ve orada hayata gözlerini yumuyor. Çok acı bir şey bu. Ama katiller kim? Kim öldürdü Sinem'i? İnşallah Allah'ın izniyle bulacağız. Şimdi bir kızım daha var. Sümeyye, o da 17 yaşında. Sümeyye kaçırılıyor. Hem de kim tarafından biliyor musunuz? Kulaklarınıza inanamayacaksınız. İzleyelim. 17 yaşındaki Sümeyye 5 gündür kayıp. Ailenin yaptığı açıklamalara göre 17 yaşındaki Sümeyye Çakmak en son 12 Ekim sabahı 8.30'da görüldü. 5 gündür kendisinden haber alınamayan Sümeyye'nin amcası AÇ tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Acılı baba kızının kaçırıldığını düşünerek polise ihbarda bulundu. Amca AÇ'nin Sümeyye için fidye istemek amaçlı aradığı, amca ve SÇ'nin en son İstanbul'da görüldüğü iddia edildi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, Sümeyye'nin bulunması ve kurtarılması için Zahide Yetiş'ten yardım istedi. 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu Sümeyye. 17 yaşındaki Sümeyye'yi amcası kaçırıyor. Öz amcası 45 yaşında, iddiaya göre fidye istiyor. Ama gerçek niyeti bu mu? Şu anda neredeler? İstanbul'da oldukları söyleniyor.
Hepsini öğreneceğiz yavaş yavaş. Şanlıurfa'da canlı yayında Sevda karşımda. Sevda, neler öğrendin? Şu an neredesin? İyi yayınlar Zahide Hanım. Şu anda Şanlıurfa'da Eyyubi ilçesindeyiz. Şanlıurfa'ya bağlı. İslim Sümeyye, 17 yaşındaki İslim Sümeyye'nin ailesiyle birlikte yaşamış olduğu o evdeyiz. Burası da İslim Sümeyye'nin 5 gün önce 12 Ekim tarihinde işte buradan çıkıp bir daha kendisinden haber alınamayan o oda. Bakın buradaki eşyalar hem aile bireylerine hem de İslim Sümeyye'ye ait. İslim Sümeyye bu odada kalıyordu ve edinmiş olduğumuz bilgilere göre 12 Ekim günü sabah saat 8.30 civarında bu oda annesinin fırından ekmek al demesinin ardından bu odadan çıktı. Hemen çıkmasının ardından yaklaşık 1,5 dakikalık, çok uzak bir mesafe değil aslında, evin hemen 1,5 dakikalık uzaklığındaki, her zaman gittiği, her gün gittiği o fırına gitti ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Edindiğimiz bilgilerin yanı sıra, yani tabii şöyle anlatmak istiyorum tabii bu esnada size de, İslim Sümeyye buradan gittikten sonra, yani o kadar gözle görülür bir alan ki burası, çok da açık bir yer. Aslında terastan ya da işte bu dış kapıdan baktığınızda İslim Sümeyye'yi çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hemen bu aradan çıkıp bu ekip arkadaşım, kameraman arkadaşımın da göstermiş olduğu bu duvarın ardında var olan fırına gitti ve oradan her gün yaptığı gibi ekmek alacaktı. Ekmek alacaktı ve evine dönecekti her zaman yaptığı gibi. Ancak edinmiş olduğumuz bilgilere göre İslim Sümeyye işte bu merdivenlerden çıktı. Fırına doğru gitti. Bir daha da geri dönmedi. Hemen biz tabii babasıyla da görüşme sağladık. Bu bilgi kapsamında İslim Sümeyye gerçekten bu merdivenlerden çıktı mı? Sabah 8.30'da her gün gittiği o fırına gitti mi diye. Babasının vermiş olduğu beyana göre İslim Sümeyye evet o gün o fırına gitmek için evden çıkıyor. Ancak ne yazık ki o fırına geri gitmiyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz eve de geri gitmiyor. İşte Eyyubi ilçesinde sol tarafa doğru aşağı iniyor ve planladığı gibi amcasıyla buluşuyor. Amcasıyla buluştuktan sonra amcasının onu kandırması üzerine İslim Sümeyye amcasıyla birlikte kaçıyor. Babasının ifade ettiği bilgilere göre, babasının vermiş olduğu bilgilere göre daha doğrusu amcası sürekli olarak kızına, yani İslim Sümeyye'ye ayakkabı, işte kıyafet, onun yanı sıra küçük bir kız çocuğunun aklını nasıl çelebilecekseniz o şekilde eşyaların görüntüsünü atıp işte ben sana bunu alacağım, sana bundan da alacağım, bütün eksiklerini tamamlayacağım gibi ibarelerde, ifadelerde bulunuyormuş. Ve bizler geldiğimiz etaptan beri burada tabii araştırmalarımıza devam ediyoruz. İslim Sümeyye'yi hem araştırıyoruz hem de diğer taraftan da aileyle, Mehmet Bey'le, İslim Sümeyye'nin babasıyla da görüşüyoruz. İşte İslim Sümeyye bu evden çıktı ve sabah 8.30'dan itibaren kendisinden haber alınamadı. Babası öğlen 14 civarında İslim Sümeyye'nin eve gelmeyişinin ardından hemen Eyyubi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp ilanı verdi. Kayıp ilanının ardından da babası kızından bir haber almak için kendi araştırmalarını bekledi, kendi geri dönüşünü bekledi, kendi çapında bir araştırma yaptı. Ancak bunun yanı sıra İslim Sümeyye'nin artık hayatından da endişe etmeye başladığını söyledi bizlere. Bu noktada Mehmet Bey de yanımda, hemen sizlere de kendisiyle görüşmesi için mikrofonumuzu uzatacağız Zahide Hanım. Şimdi kendisine mikrofonu uzatıyorum sizin de izninizle. Teşekkür ediyorum. Öncelikle inşallah kızınıza kavuşursunuz, çok geçmiş olsun. Cumartesi günü yaşananları anlattı muhabirim bana. Yani aradan 4 gün geçti. 4 gündür kızınıza ulaşılamıyor. Amcasının kaçırdığını, 5 gün oldu hatta bugün, amcasının kaçırdığını iddia ediyorsunuz. Bana o günü bir anlatır mısınız? Sabah Sümeyye neden evden çıktı? Sonrasında amca sizi ne zaman aradı ve size neler söyledi? Kızım sabah ekmek almaya gitti, sabah 8.30'da. Fırına gitti. Biz de kendisini bekledik. Haber alamadık. Sonra şüphelendim, dedim bu nereye gitti? Kızım nereye gitmiştir acaba? Yani fırından daha dönmedi. Bakkala gittim. Bakkala baktım. Mahalleye baktım. Bulamadım. Sonra halamgili aradım. Halamgili aradım. Dedim İslim Sümeyye orada mı? Hayır dedi. Bizde değildir. Sonra daha çok telaşlanmaya başladım. Hemen fırıncıya gittim. Kızım ekmek almaya geldi mi diye, hayır dedi, gelmedi. Sonra kendi çevreme, akrabalarıma sordum. Bekledik evde. Herhalde buluruz, gelir diye. Sonra aklıma annesi geldi. Eski ayrıldığım annesi geldi, eski eşim Gülizar. Dedim belki oraya habersiz kaçmıştır. Oraya gitmiş olabilir. Sonra eşim
Şu anki eşim kendisini aradı, Gülizar'ı. Dedi, isim evde yok, haberin var mı, bir bilgin var mı? O da hayır dedi, bundan haberim yok. Ne olmuş? Dedi ki isim evde yok. Tabii kendisini öğleden sonra aradı. Hmm. Yani isim evde yoktur. Ben de tabii o süreç içerisinde ben karakola başvurdum. Kızım kayıptır diye kayıp ilanı verdim. Orada da sordular ne zaman gitti diye. 8:30'da dedim ekmek almaya gitti. Kendisine şu anda ulaşamıyoruz. Peki dedi şüphelendiğiniz biri falan biri yani yakınlarınızda çevrede arkadaşları var mıydı? Hayır dedim öyle bir şey yok. Sağlık durumu nasıl dedim. Sağlık durumu gayet normal. Kayıp ilanını verdik. Gereken işlemleri yaptılar. Sonra dedi biz size haber vereceğiz dedi. Ekipler arayacaklar. Hı hı. Size haber vereceğiz dedi. Tabii ben de arkadaşları aradım. Kızım kaybolmuş. Hani bilgi verdim dostlarıma. Kardeşlerinizi aradınız mı? Ondan yani sonra... amcasını aradınız mı? Şu an amcasını da görüyoruz. 45 yaşında. Sizin küçüğünüz herhalde. Evet. Amcasına amcasından o sırada haberimiz yoktu. Amcasından haberimiz yoktu. Sonra annesi aradı. Annesi aradı. Hani kayıp şeyini ilanını vermiştik ya. Annesi aradı. Dedi ki merak etmeyin. İsim Sümeyye amcasının yanında bana getireceklermiş. Onun için dedi git sen karakoldan kayıp ilanını kaldır. Aa. Merak etme yanıma getirecektim. Ben de gayet normal dedim. Kızdım tabii niye bizden habersiz böyle bir şey yapıyor? Ne hakkı var yani benim kızımı alıp götürmeye? Aynen öyle sizin kardeşiniz olabilir ama sizin kızınızı sonuçta siz annesiyle sizin evet. Şimdiki eşinizle eski eşiniz konuşup aslında eğer gitmek isterse götürebilir değil mi? Sizin bir sıkıntınız var mı? Annesiyle, eski eşinizle. Yok, hayır kendisinin kesinlikle bir sıkıntım yok kendisiyle. Tamam, yani o zaman niye amcası alıp da götürüyor demediniz mi? Amcasına mı kalmış isim Sümeyye'yi annesine götürmek? Şimdi amcası bununla telefonda görüşüyor. Hani ben normal işte yeğenidir diyorum, görüşüyor, konuşuyor. Amcası meğer bunu planlamış, gizli gizli dışarıdan da başka telefonlarla da ulaşıyormuş. Ben seni gelip alıp götüreceğim. Annene götüreceğim. Siz annesine gitmesine zaten annesiyle izin de, vermiyor muydunuz? Annesiyle görüşebiliyor muydu isim Sümeyye? Yok. Annesi bundan bir yıl önce aramıştı bizi. İsmi gönderin diye. Ben de hayır dedim. Şu an gönderemem dedim. Velati de bende çocuğun. Annesi dedi ki işte daha doğrusu dayısı da vardı annesinin kardeşi. Onun da eşi doğumu yaklaştığı için yani Arif'tir. O da bana dedi ki Mehmet abi dedi. Ya çocuk güzellikle dedi. Mehmet abi ismi gönderebilir misin biraz bize yardımcı olsun diye. Ben de hayır dedim. Gönderemem. Ufak bir şey oldu. İsim annesine gitmek istiyor muydu? Tartışma oldu. Gönderme. Anladım. Orada bir sıkıntı yaşamışsınız. Efendim? Peki isim Sümeyye annesini özlüyor muydu? Gitmek istiyor muydu? Tabii daha önce gitmek istedi gönderdim. 6 ay kaldı yanında. Peki amca arayıp da sizden izin aldı mı? Ben Sümeyye'yi götüreceğim, annesini özlemiş vesaire diye. Kesinlikle hayır öyle bir şey yok. Amcası daha zaten buradan da aranıyor. Yani milleti dolandırmış, telefonu almış, her yerden borç etmiş, milleti dolandırmış, İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da olduğunu da biliyorduk. İstanbul'da bu süreç içerisinde gidip annesiyle de görüşüyor. Annesine diyor ki babası isim Sümeyye gelmek istiyor herhalde bırakmıyor. Ben istiyorsan getirebilirim diyor annesine. Annesi de diyor hayır sen ne hakkın var karışma. Hı. Ben zaten diyor gitsem görüşürüm. Giderim oradan velati bende olduğum için gider izin kağıdı çıkartırım alırım yanıma. Hı. Annesi böyle diyor sen karışma diyor kızıyor. Tabii bu bundan habersiz tekrardan kızımla görüşüyor geliyor bir şekilde İstanbul'dan buraya geliyor. Bizim haberimiz de yok. Sabah fırına çıkıyor 8:30'da. Oradan alıyor. Kızımı gidiyor. Tabii yani biz burada ekmek beklerken. İstanbul'dan İslim Sümeyye'yi almak için mi geliyor oraya? Kesinlikle. Amcası nerede yaşıyor? Onu almak için geliyor. Amcası önceden Urfa'da yaşıyordu. 13 yıl yani 2 senedir serbesttir. 13 yıl hüküm yemişti. Cezaevinde kaldı. Ondan sonra çıktı. Halamgil'de kaldı. İşte biz de dedik Ali bak çıkmışsın cezaevinden çıktın. Akıllı ol, usta ol artık halangildesin onlara da sahip çıkarsın en azından. Tamam dedi dinledi. Bu süreç içerisinde tekrar millete işte eski
dolandırıcılık, milletin telefonunu almaya başladı. Benim başıma tabii belalar, sıkıntılar gelmeye başladı. Peki size kızınız bende diye ne zaman aradı, ne zaman söyledi, ne zaman öğrendiniz bunu? Amcasında olduğunu kızınızın. Şimdi bana, şimdi annesi beni aradı. Dedi ki, o demin de söylediğim gibi, dedi ki merak etme, amcasının yanında bana getirecek. Mehmet git sen kayıp ilanını kaldır ki rahat getirsin. Gelebilsinler. Hani bir sıkıntı yok. Yaptınız mı böyle bir şey? Evet, bana getirecek zaten. Ben de kayıp ilanını çektiniz mi? Bulundu kızım. Anlamadım efendim. Yani annenin dediğini yaptınız mı? Kayıp ilanını kaldır, amcası bana getirecek kızımızı demiş ya annesi. Evet, gittiniz evet. Mi peki? Onun için, kaldırdınız mı? Evet, bunun için hayır kaldırmadım. Bunun için karakola gittim. Ben de tabii rahatladım. Kızım amca tabii önce kızdım niye bizden izinsiz gizli götürüyor diye. Ben de amcasının karakola gittim. Dedim ki kızım amcasının yanındaymış. Polisler de sağ olsun sevindik, rahatladık dedi. Hı. Çocuk vukuatları da çoğalmış. Biz de endişeliydik. Rahatladık amcasının yanındaysa. Peki dedi amcası getirsin o zaman kızı. Çünkü kayıp ilanı verildi. Çocuk bürosuna getirilip ifadesi alınıp tekrar evine dönsün. Sonra amcasını aramaya başladık. Amcasına ulaşılmıyor. Telefonu kapatmış. Tabii çocuk bürosundan tabii beni bir daha aradılar. Ne oldu? Kızımızı getir, ifadesini alalım. Gidin. Yani evinize gidin. İfadesi alınması lazım ki siz şeyden düşsün. Kayıp ilanında. Ulaşamıyorsunuz. Ben de dedim ki peki amca size ne zaman kızımızı getirin ama fidye istiyorum dedi. Para istedi mi sizden amcası? Amcası benden değil. Gülizar'ı arayarak yani benim kızımın diğer annesi, yani öz annesi arayarak diyor ki Ali diyor ki bana para gönder, ben buraya geldim, cebimde yol parası, bilet param yok. Annesi de diyor ki hesabımda şu an para yok. Ben sana bilet ayırtabilirim, benim orada tanıdıklarım, akrabalarım var. Sana bilet ayırtayım, gel. Bu da diyor hayır diyor, yani sözde amcası, kardeşim. Hayır diyor, ben para istiyorum, bana hesap atacağım sana, IBAN atacağım, bana para gönder. Annesi tabii şüpheleniyor ısrarla para isteyince. Sonra telefonu tekrar kapatıyor. Telefonu tekrar kapatınca tabii gene karakoldan beni, çocuk bürodan aradılar. Ne oldu bu dedi amcası. Ne ayak dedi. Niye getirmiyor çocuğu getirmiyorsunuz? Dedim ki abi dedim açıkçası amcasından şüphelendim. Demek ki amcasının eli var bu işin içinde. Artık annesine de vermek istemiyor. Kalmışsınız. Annesinden para istiyor yani. Şimdi, bana illa bakın. Efendim? Şimdi bakın Mehmet Bey. Yani burada çok anlamsız bir durum var. Bu adam amcası. Evinde evet. Babasıyla bir şekilde üvey annesiyle kalan bir kız çocuğunu 17 yaşında Sümeyye'ye alışveriş yapıyor. Ayakkabılar alıyor, onun hoşuna gidecek şeyler alıyor. Yani onu aslında biraz kandırmaya yönelik şeyler de olabilir bu. Sonuçta bu adam sizin haberiniz, rızanız, izniniz olmadan ve annenin de bilgisi olmadan Şanlıurfa'da 17 yaşında babasıyla beraber yaşayan Sümeyye ile buluşuyor. Sümeyye de evden ekmek almaya diye çıkıyor. Kızı alıyor. Ve sizin ve annesinin rızası olmadan bir şekilde onu alıyor ve İstanbul'a götürdüğünü söylüyorsunuz. Ama aynı zamanda annesini arıyor ve diyor ki ben Sümeyye'yi sana getiriyorum. Ama annesi de bunun ben böyle bir şey istemedim diyor ama tabii ki kızımı getir diyor anladığım kadarıyla. Siz de neden böyle bir şey yapıyorsun diyorsunuz. Tabii tabii. Bir taraftan o çocuk şubeyi yürekten tebrik ediyorum. Yani sizden çok onlar sizi aramışlar gibi görünüyor. Evet. Sümeyye'yi buldunuz mu nerede diye. Ama burada çok anlamsız bir durum var. Bu adam sizin kardeşiniz. Sizin ne kadar kızacağınızı, kızınızın sizin için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyor mu? Ne cesaret, neye güveniyor, kime güveniyor da kızınızı sizden habersiz, sizin evinizden kandırarak alıyor. Sözde annesini götürüyorum diyor ama hiçbir yere götürmüyor mu? Ortada yok. Evet, evet. En son annesiyle de konuştuk. Ses kaydı da atmış. Sümeyye iki ses kaydı atmış. Hani benim yanımdadır diye. Sonra çocuğu görüştürmüyor. Yani en son diyor ki anne akşam geleceğiz diye. Annesi de tamam diyor. Akşam görüşürüz. Hem sesli mesaj. Mesajları da bana dağıttılar. Hem de normalde yazılı mesaj. WhatsApp'tan. Ama geliyor mu? Annesi de normal işe gidiyor. Annesine götürmüyor. İlk başta diyor ki ben Urfa'dan gelemeyeceğim. Sen gel. Annesi de diyor tamam ben geleceğim. Yani çarşamba günü geleceğim.
Çocuğu ben alırım. Kendimle beraber dönüşte tekrar İstanbul'a geri döneceğiz. Bu şekilde anlaşıyorlar. Bana da söylüyor tabii. Kızımı ben gelip alacağım. Amcası bana verecekmiş. Babam ben eve gitmek istemiyorum. Babama gitmek istemiyorum. Anneme gideceğim. Bu şekilde tabii telefonları kapatıyor. Annesi de ulaşamıyor. Biz de ulaşamıyoruz. En son annesi de artık bakıyor niyetinin yanlış bir şeyler var ortada. Ali sen çocuğumu niye getirmiyorsun? Mesaj atıyor. Telefonu açmıyor. Birer kere açıyor, bir iki üç kelime kullanıyoruz, hemen telefonu kapatıyor. Kardeşiniz en kaç son yaşında? Annesi de yeni öğrendi. Efendim? En son annesi de neyi yeni öğrendiniz? Önce onu da söyleyin. Evet, öğrendiğimiz bilgi annesi işteyken, bundan iki gün önce, annesi iki üç gün önce bilmiyorum, tam emin değilim. İki üç gün önce bize haber verdi, dedi Ali gelmiş, ben işteyken evimi soymuş. Aa. Evimi, eşyalarımı almış, ev eşyalarımı almış gitmiş. Eve tabii, nasıl girmiş? Bu neye? Tabii önceden Ali görüşüyormuş. Ha, sizin eski eşinizle kardeşiniz görüşüyormuş. Öyle mi? Evet, önceden görüşmüşler, evet. Eve girecek kadar, eşyaları alacak kadar görüşüyor. Yani enteresan. Şimdi bakın Mehmet Bey, bence burada eksik ve daha bilmediğimiz çok şey var gibi görünüyor. Yani cumartesi günü sizin kızınız evden şimdi çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. Cumartesi sabahı, pazar, pazartesi, salı, bugün çarşamba, artık akşamüstüye doğru gidiyoruz. Yani bu kız nerede? Amcası bu kızla ne yapmaya çalışıyor? Evet. Derdi sizinle mi? Derdi eski karınızla mı? Eski karınızla herhangi bir şey yaşıyor olma ihtimalleri var mı? Eski eşiniz evli mi? Evlendi mi sizden sonra? Hayır, onunla bir bilgim yok. Ben kendisiyle de görüşmüyordum. Sizin kardeşiniz evli mi? Amca evli mi? Hayır, evli değil. Kendisi evli değil. Tabii bu daha önce kızımın annesinin yanına İstanbul'a gidiyor benim kardeşim. Öyle normal bir şeymiş gibi ziyarette bulunuyor. Nasılsın, iyi misin? Eski orada, kayınbirader olarak bu gidiyor ben yani. Evet, aynen öyle. Eski kayınbiraderi olarak gidiyor. Diyor ki ben Mehmet kardeşim isim orada gelmek istiyor, sıkılıyor. İstersen onu getirebilirim. Annesi de hayır diyor, böyle bir şey yapma sakın. Ben kendim alırım. Daha önce de zaten ifade ettim, söyledim. Ya bakın, tabii burada bence sizin de bilmediğiniz şeyler var. Yani annesiyle ve amcasıyla ilgili. Bence bilmediğiniz şeyler var. Çünkü durup dururken amcası, yani sizin kardeşiniz... neticede sizin kardeşiniz size sormadan sizin kızınızı ne diye eski gelinleri ne oluyor şimdi? Eski neyine götürüyor? Gelinleri, yengesine. Eski yengesine sizin bilginiz olmadan ancak çocuğunuzu kaçırır. Sümeyye de ondan yardım ister. Belki de beni götür anneme, ben annemi çok özledim diyebilir. Bu da olabilir. Şimdi Gülizar Hanım, yani öz anne şu anda hatta. Gülizar Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Gülizar Hanım, size de geçmiş olsun. Sizin de kızınız kayıp sonuçta. Bana neler olduğunu bir anlatır mısınız? Gülizar'ın kaybolduğunu, amcasında olduğunu siz ne zaman, nasıl öğrendiniz? İsmin kaybolduğunu ben saat 1 civarlarında öğrendim aynı gün. Üvey annesi beni aradı. İşte kızın saat 8.30'dan beri yok dedi. Ben de hani neden beni aramadıklarını, daha erken beni aramadıklarını söyledim. Babasının karakolda olduğunu söyledi. Sonra... Peki siz amcadan kızınızı bana getirin gibi bir şey söylediniz mi amcaya? Evet, söyledim. Söylediniz. Evet, söyledim. Zaten siz mi istediniz ondan... oradan almasını kızınızı? Ben istemedim. Çünkü ben ayın 16'sında, yani bugün Urfa'ya gidecektim. Zaten kızınızı görmek için gidecektiniz. Evet, ben peki, hatta izin aldım, bilet de almıştım. Zaten kızınız, burada olduğunu öğrenince, İstanbul'da olduğunu öğrenince gitmedim. Kızınız şu anda nerede? Sizin yanınızda mı? Şu an benim yanımda değil. İstanbul'da, Silivri'de diyebiliyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü amcası Silivri'de kalıyorum demişti. Kimin eğer yanında? Yalan söylemediyse. Kimin yanında? Amcasının yanında. Peki amcası kızı size getirmek için gittiyse Urfa'ya, kızınızı aldıysa neden size getirmedi? İşte zaten ben de hani polislere de söyledim ama polisler bana hani hiçbir şekilde böyle yardımcı olamayacaklarını, velayeti babasında olduğu için babasının hani
şikayetçi olması gerektiğini zaten söylediler. Zaten babası ben hiçbir şekilde hani şikayetçi olsam da babasının... Peki velayeti babasında, babası zaten şikayetçi olmuş. Peki sizin amcasıyla, yani eski kayınbiraderiyle aranız nasıldı? Şu anda kızınız kayınbiraderle beraber ve size de göstermiyor kızınızı. Evet, babasına da göstermiyor. Neden? Şu an kızımın olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü bana da göstermiyor. Ve babasına tekrar veririz diye, yani bana söylediği, kızın seninle de görüşmek istemiyor. Çünkü sen babasıyla konuştuğun için ona vereceğini düşündüğünden dolayı benimle kızım görüşmek istemiyormuş. Öyle söylüyor. Peki isim Sümeyye'nin hayatından endişe ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Çünkü ben o adama güvenmiyorum. Peki yarın sizi stüdyoya bekliyorum. Burada bizim bir merak ettiğimiz ama henüz bilmediğimiz fakat ortaya çıkacak çok enteresan gelişmeler var. Cumartesi gününden beri isim Sümeyye'ye ulaşılamıyor. Farklı bilgiler var. Anne baba canlı yayındaydı. Şanlıurfa'dan da İstanbul'dan da gelen haberleri yayın. Sizinle konuşacağız. Şimdi İsmihan'la devam ediyoruz. 7 çocuğumla sokağa atıldım dedi. Kocası canlı yayına bağlandı. Tüm iddiaları yalanladı. Hakkımı hiçbir zaman sana helal etmiyorum ve etmeyeceğim desem beri çocuklarımı defalarca attın sokağa. O vicdanla sen yatabilir misin o evde? O vicdanla kalabilir misin acaba? Ben orada zahid alanıma ve orada konuklara, insanlara masum ol, yapma. Senden bir kadın olma, nasıl diyorsun? Senden kadın olma. Ben kadın değilsem neden defalarca aldın evine? Neden yalvardın anneme gittin? Ben yalvardım. Bir fidan gelsin diye. Ben sana diyeceğim, yalvaran kendisin, ben değilim. Çocuklar şu anda nerede? Çocuklar bende Zahide Hanım. Ben çocuğumu attı oraya. Annesine bırakamayacak. Gelmeyecek. Bir dakika. Gelmeyecek. Bir tane çocuğunun sizde olduğunu, onu da sokağa attığınızı söylüyor. Evet, attı. Kendisi evden kovdu o çocuğunu. Sen dedin. Kovdu kızını, kendisi evden kovdu. Yalan konuşmasın. Sen dedin, o kızını kovacaksın dedin. Kendisi kovdu evden. Defalar evden giden kendisi dedi, ben değilim. Benim defalar kız... diyen sevgiden ben... kendisi dedi, mağdur veren kendisi. Erdal, karısı Gülfidan'la yüzleşmeye gelecek mi? Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da şimdi. Erdal Bey sözünü tuttu ve Gülfidan'la, yani eşiyle yüzleşmek için şu anda burada. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün Gülfidan Hanım dedi ki 7 çocuğumla beni sokağa attı. Aslında bu çocuklar vefat eden eşinizden. Evet, ama Erdal Bey'in size sözü olduğunu ve bu çocuklara bakacağını söylediniz. Erdal evet, Bey, siz Gülfidan Hanım'la nerede, nasıl tanıştınız? Şimdi efendim, bir defa şunu aydınlatmak istiyorum. Buyurun. Bir defa bana gelin 7 çocuğu yoktu, 3 çocuğu yanımızdaydı. Diğer çocuklar neredeydi? Diğer çocuklar zaten evliydi. Ha, büyük o çocuklar. Evet. Hepsi evli, 3 çocuğunuzla beraber evet. Gittiniz. Zaten yani dedi 7 çocuğunla peki, kabul ediyorum. Peki nasıl tanıştınız? Dedi. Bir onu anlatın. Efendim, bu insanla gece mekanında tanıştık. İlk zamanlar yani böyle arkadaş gibiydik ilk günler. Sonra aramızda duygusal bir bağ oluştu. Bu sürekli bana benle ciddi misin, benle ciddi misin demeye başladı. Ben de evet dedim, bir yuva kurmak istiyorum dedim. Siz daha önce evlenmiş miydiniz? Evet, evlenip ayrıldım ben. Çocuklarınız var mıydı? Evet, bir tane var. Allah bağışlasın. Baştan bana yalan söyledi. Benim kızım ya yok, benim evim çocuğum yok. Değil. Çocuğum, konumuzda çocuğumu sana bir sorun teşkil eden neden bir ben, yok. Neden ben hep doğruyu konuştum da sen yalan attın? Ben, sen dur, ben Zahide Hanım bana sorun, ben doğrular konuşacağım. Sen orada yalan konuştun, ben doğrular konuşacağım. Evet, evet. Evet. Aynen. Buyurun. Peki, ciddi misin diye sordu. Siz de ciddiyim dediniz. Evet. Sonra gel git zaman aradan fazla geçmedi. Zaten tanışmamızda evlenmek 1,5 ay sürdü. 1,5 aydı. Evet, 1,5 ay sürdü. Böyle müzikte eğlence merkezinde, evet. Mekanında tanıştınız. Evet. Önce arkadaştınız, sonra yakınlaştınız. Evet. Ve bayağı durum ciddileşmiş. Ya ciddileşti. Kendisi bana sürekli baskı yapıyor. Şöyle baskı yapıyordu. Beni alacaksan al, bu hayattan kurtar. Ben seni ben artık zorla mı nikaha götürdüm? İstemiyorum, yoruldum artık. Ben seni zorla mı nikaha götürdüm? Dedim gel beni al götür. Ama müsaade de ben anlatayım. Bana söz hakkı verir, ben konuşayım. Buyurun. Ben konuşayım. Sana ama yalan verim. Söyleme. Yalan, ben yalan konuşma. Değil. Ben Allah'tan korkan da insanım. Sen Allah'tan korkuyorsun. O yüzden insanım. Evim, bu evimdi. Benim çocuğum ya onun diye vicdanla yalan attın, ne alakası var? Benim evi demek sen de vicdanla çok, ne sen alakası var? Sen var ya sen var çok dengesizsin. Bir saniye dinle. Zahide Hanım beni dinlesin. Dinliyorum sen, zaten. Sen üstüne peki. Laf konuşarak beni bastırmaya çalışıyorsun.
Yani siz aslında doğruyu o kadar yakınlık istemiyordunuz. Hayır, ben doğruyu da konuşuyorum. Sen yalan konuşuyorsun, ben doğruları konuşuyorum burada işte. Aynen aynen doğru. Birebir anlatacağım efendim size. Her siz ne yaşadığınızı anlatacağım. Siz etkilenmişsiniz anladığım kadarıyla. Evet. Etkilendiniz. Bu insan sonra tekrar devamlı bana böyle ne zaman alacağını diye, ben bu lafları çok duydum. Zamanında çok kişiden duydum. Ama siz erkekler aldatırsınız, yaparsınız, almazsınız. Yalan mı? Bir saniye bir dinle ama işte anlatıyorum. Böyle üzerinde baskı oluşturur işte, ben de sevdiğim için, kaybetmemek için de inanmıyor bana madem evleneceğim dedim. Bir anda aldım oradan. Bak aldım ama nikahı eve geldikten sonra yaptık. Burada nikahtan sonra eve geldim diyor mu? Hayır yalan. Eve geldikten sonra nikahımız oldu bizim. Yani sizin yaşadığınız eve geldi. Evet geldikten sonra nikah oldu. Çocuklarıyla beraber mi geldi? Evet üç çocuğuyla beraber geldi. Zayda Hanım. Benimle tanıştığı zaman, bak burada da yüzü yalan konuşmasın. En nefret ettiğim sen biliyorsun, ben yalana gelemem. Sen hayır, sen haklı konuşmaya gelemezsin, yalana değil, haklı ben yalana konuşmaya gelemem gelemezsin. Asla. Beni bilen biliyor. Bilen tamam biliyor, evet, beni seni bilen biliyor. Çok iyi biliyor seni. Şu ana kadar anlattıklarında. Bak benimle ilk tanıştı ya, ben dedim ki, bak ben çok çile çektim. Ben kayınbağım Gül'den çile çektim, yokluk gördüm, yokluğun dibini gördüm. Çocuklarım ufaktı, eşim hastalandı. Derdimi ona anlattım. O da beni dinledi. Allah var yani dinledi beni. Dedi ki ben dedi ben bu 6 çocuğunu kabul ediyorum. Öbürü oğlum. Hayır efendim 6 çocuğu demedim. Bir dakika. Zaten şimdi 3 çocuğu vardı. 6 çocuğu yoktu yanında şu o zaman. Hayır. 3 çocuğu yanındaydı. 6 çocuğu demedi bana. Yalan konuşma. Burada yalan konuşuyorsun. Yalan konuşma. Yani o 3 çocuk zaten evli. Nasıl yanımızda olabilir zaten onlar? Gelsinler bu kapıya gelsinler. Yalan atma, yalan konuşma. İşte orasına da geleceğim. O senin kızların yaptığı şeyleri de söyleyeceğim ben. Merak etme. Onlar da mı? 3 yaşındasın. Sen o çocukların yaptıklarını kaç çocuğun evli? Merak etme. Benim 3 çocuğum evliydi. Birisi ayrıldı. Hayır efendim ayrılmadı. Evli. Yalan konuşuyor. Giresun'da hala evli. Ayrılıp beraber yaşıyorlar kocası. Evli değil. Yalan ayrıldı. Konuşuyor burada. Ayrıldı. Ayrılıp beraber yaşıyorlar ama şu anda hala. Evet, yalan o zaman, konuşma. O zaman yalan konuşma bana. Ama her şeyin yalan zaten. Çıkacak hepsi. Yalan? Yalanlar çıkacak. Ya yalan konuşma. Senin yalanların bir ortaya çıkıyor. O çocuğun yüzünden zaten bu hale geldik biz. Onları niye anlatmıyorsun? Anlatsana o çocuğun yüzünden bu hale geldiğimizi. Neyi? Sen o sorunla başladın. Senin o çocuğun yüzünden bu hale geldiğini niye söylemiyorsun? Anlatsana orada. Sen bir dakika. Sen doğruları konuşuyorsun ya. Bir dakika. Doğru konuş dakika. O zaman. Ne oldu da o çocuğunla bu hale geldiniz? Neden böyle söylüyorsun? Söyle sorsun. Bizim eşimle aramızdaki en büyük engel onun çocuğuydu zaten. Sorun anlasın. Doğruyu konuş. Kız çocuk mu bu? Allah için doğruyu konuş. Kız çocuk mu erkek çocuk mu? Kız çocuğu. Doğruyu söylesin. Kaç yaşında bu kız çocuk? Zayda Hanım. 20 küsur olması lazım. 20 küsur. Evli dediniz. Boşanmış ama yine kocasıyla yaşamaya devam aynen, ediyor. Aynen çünkü gidecek neden yeri yoktu. Neden bu çocuğun sizin evliliğinizi bitirdiğinizi düşünüyor? Zayda Hanım. Doğruyu söyle. Allah Allah diyorsun. Doğruyu söyleyeceksin. Ben Allah için geldi, konuşuyorum. Sen yalan için konuşuyorsun. Bu adam geldi bak burada senin karşına çıktı ve yüzleşiyor. Evet. Bu adam seninle. Bak seni müzikli gece mekandan almış. Adam evet, kendi evine Zayda götürmüş. Hanım. Ve daha da kötüsü var Zayda Hanım. Onu da söyleyeceğim. Onu söyleyeyim mi daha kötü yaptığın şeyi? Yalan konuşma ya. Söyleyeyim mi o yaptığın konuşma, şeyi? Sen orada kendin virüs rolü oynuyorsun ya. Söyleyeyim mi o zaman? Sen hayatın ne kadar sahte taraftan söyleyeyim mi? Diyor ki gerçekleri konuşacağım. Zayda Hanım bana diyor ki. Söyleyeyim mi? Evlendik. Anlatayım mı? Sen benimle de kendin. Tekrar çalışan sen değil misin? Yalan konuşma. Yalan konuşma doğru mu? Şahitlerim bile var benim. Evet. O bir dakika için Erdoğan sen midir söyle bana. Benimdir. Çocuğum yoktur. Bak hala aynı şey söyle. Ya İnsanca sen onu geç. Sen bu sorulara cevap. Onu İnsanca. Geç artık. Onları geç. Sen Gülfide bu sorulara cevap. Gülfide abi söyleyeyim. Dün sen konuştun. Bugün artık onu evet, dinlemek istiyorum. Evet ben konuyu. Benim sıram. Nedir bana dün söyle az önce ne dedin? Sıram. Efendim? Az önce kızının ne dedin? Olduğun. Bir iddiada bulundun. Neydi o? Benimle nikahlı iken evi terk edip gece mekanında çalışıyordu efendim bu insan. Nasıl? Ben gece mekan sahibiyle öyle kavga başım belaya sokuyordu. Bunu almak için oradan. Evet. Dur onun cevabı da var. Bir dakika. Var ver cevabını. Sen doğru hadi. Konuşuyorsun ya ver. Zayda Hanım. Ver cevabını ver. Ben bununla evlendim. Onun hakkı var mı defalarca bana dedi. Hayır efendim ben dedim ki yalan konuşuyor. Burada yalan konuşuyor. Asla katılmıyorum. Sen de onun dediğini onaylamak için gidip aynı asla, yerde. Asla katılmıyorum. Ve orada söyleyebilir miyim? Nereye gidiyorsan çalışıyorsan çalış. Bir şey söyleyebilir miyim? Sus. Bir dakika. Bir saniye. Beni sinir etme. Sen dedin ki. Ben doğruyu konuşuyorum. Sen yalan ben doğruyu konuşuyorum burada. Sen nereye ben ya konuşuyorum. Hayır yalan konuşma. Yalan. Bak, ben asla öyle bir şey müsaade etmem. Beni tanıyan tanır. Sen var ya. Tanır beni tanır. Sen karşısında asla beni tanır. Olmazsın. Bak böyle kavga edersen ikisi olmazsın. Birden çıkarsın. Doğruyu konuş be sen. Gülfide. Doğruyu konuş. Ben doğruyu konuşuyorum. Adam ben dürüstçe konuşuyorum. Sen yalanca şey konuşuyorsun orada. Gülfide.
Sen burada tekrar geri dönüp çalıştın mı? Çalışmışsın. Zayda Hanım. Çalıştı efendim. Bana gıcıklığına çalıştı. Benim başım beleğe girmesi için çalıştı. Kim sana bakıyorsa sokakta. Hayır efendim, yalan konuşuyor. Kesinlikle yalan konuşuyor. Bir dakika söyledi. Bak tek tek konuşmazsan defalarca söyledim. Erdal seni de çıkartırım. Sakin olun. Üst üste konuşunca ama yalan konuşuyor. İnsana yalan konuşuyorum. Peki sen bana şimdi siz tanıştınız. Bir araya evet. geldiniz. Sen de hayır ben diğer erkekler gibi değilim dedin. Aldın bu kadını evet. o mekandan çıkarttın. Evet. Evini aldın kadının yaptın. Üç çocuğunu da kabul ettin. Evet. Sonra ne oldu? Sonra efendim gel gitsin ama bunun Giresun'da bir kızı var. Hı. Evli bir kızı. İşte tamam, boşandı tekrar odasını yaşadı. Tamam o sorunu İlk sorunumuz orada. Zaten ilk sorunu çıkaran onun kızı zaten bizim aramızı açılmasına. Niye sorun çıkartmış? Annesi ne güzel evlenmiş yeniden. Hayatını kurmuş. Şimdi bunun kızının kocası buna ve çocuklara ağır bir küfür etmiş. Ya ama asla daha bunu kızını tanımadan ediyorum. Önce. Daha bir sağa da bir dinle ama bir dinle ama. Bir dakika Gülfiden. Sen dinlemeyi öğrenmiyorsun ki. Hep ben konuşayım istiyorsun. Senden önce mi etmiş bu küfrü? Evet. Ben de benim sonuçta benim eşim olduğu için ben de bu küfrü duydum. Sonuçta ha önce ha sonra fark ettim. Sonuçta benim eşime edilmiş bu küfrü bu. Tamam görüştürme bu insanları. Kızın hayır. damadıyla görüşmesin. Bakın efendim. Ondan sonra bu da biliyor. Biz hastaneye kızı biraz rahatsızdı. Ameliyat olacaktı. Oraya gitti. Biz de gittik. O çocuk orada gördüm damadını. Birbirimize girdik. Sen yalan desin. Bunlara yalan desin. Söylediğini o zaman. Sen benim namusuma nasıl böyle bir laf söylersin diye. Ama seni daha tanımıyordu. Ya, ya daha evlenmemiştik o laf söylenmişti ya. Onlar kendi arasında kavga ettiler. Tanısın tanımasın ya senin kızının şimdiki kocası sana... Ya böyle bir saçmalık olur mu ya böyle bir şey ya? Bu adam da senin kocan olmuş artık. Sen onun namusu olmuşsun. Adam dayanamamış. Sen nasıl böyle bir şey söylersin demiş. Onlar birbirimize girdik efendim. Sırf kızı kocasıyla münakaşa ettik diye... Bunun eski bir nikahlı yaşadığı bir kocası var. Eski. Sizden bunun, önce? Evet. Kızı... bunun numarası o insana veriyor. Ortalığı karıştırsın. Evet ortalığı karıştırsın. Sırf aramızın açılması için annesiyle. Eskiden senin nikahlı biri mi vardı hayatında? Biri daha mı vardı? Zayda Hanım. Gülfiden sorma cevap ver diğerlerini boşver. İki kişi vardı efendim. Ondan İki kişiyle imam nikahıyla evet, yaşamış benden önce. Ne? İki kere daha nikah. Evet imam nikahıyla. Kendi, birinde sonradan kendine söyledi. Benim geçmişim yalan seni ilgilendirmez. Yalan konuşma orada. Sen ilgilendirmesin. Çıkıp beni böyle kabul etti. Şakıymış. Beni böyle kabul etti. Hayır efendim bak dinler misin? Beni bir dinleyebilir misin? Yargılayamazsın. Efendim benim dinleyin. Geçmişimi ortaya katamazsın. Bir dakika ne yaptın ya? Neden ne yaptın? Ne ettin bu kadından? Ne yaptın? Gülfiden bir dakika Erdal. Senin telefonunu neden senin daha önce birlikte olduğun adama veriyor? Senin kızın yapıyor o vermemiş. Bunu. Hayır vermemiş. Yemin hayır ederim yalan konuşuyor efendim. Yalan konuşuyor. Sırf peki, kızını korumak için konuşuyor. O kendi yalan kafasında uyduruyor. Yalan konuşma orada. Bir dakika bir sorayım. O kendi kafasında uyduruyor. Gülfiden kim vermiş telefonunu bu adama? Bak sana yemin ederim çoluk çocuğun başı hı. için. Benim kızım vermemiş ve kendi kafasında ya, uyduruyor. Ne uydurması? Ne uydurması? Erdal bir dakika. Bak Erdal bir dakika. Ne uydurması? Gülfiden sonuçta bu adam senin telefonunu alıyor ve seni mi arıyor? Nasıl? Hayır, eski, o kişi doğaçlıyorlar da bunu arattırıyor, sonra beni arıyorlar. Peki. Yok biz Giresun'dan işte nüfus müdürlüğündeyiz. Zayda Hanım. İşte ulaşamadık şöyle böyle bahanelerle. Zayda biz mı? Anladık. Kendisi kızını sırf korumak için söylemiyor. Ben korumuyorum. Sırf kızını korumak. Ben onu söylüyorum. Ne olursa olsun. Ben senin gibi kıvırmıyorum. Asla. Ben kıvırmıyorum. Sen kıvırıyorsun şu bir dakika, anda. Zayda. Kızının da tabii ailesi, ailene mal olmasına da keşke izin vermeseydin Gülfiden. Zayda Hanım. Peki bir dakika. Gülfiden, kızım şu anda mısın? Hatta, şu aynen. anda hatta. Doğruyu konuştum. Merhabalar, sana. Hoş geldiniz, merhaba. Ümran merhaba. Bu, Ümran, bu da bundan, şimdi, bu kızı bundan da yalancı. Bir dakika, üvey baban diyor ki, olur. Erdal Bey diyor ki. Çocuklar da aynı kendi gibi yetiştirmiş. Sen bir dakika, Erdal sesini aldıracağım ya yoksa bir dakika. Ya oradan bir tutan mı? Kendisi oradan bir tutan mı önce? Sen bir anlat bana nasıldı annenin? Erdal'la ilişkisi nasıldı? Senin Erdal yüzünden Bey, mi ayrıldılar? Erdal Bey bakın Zayda Hanım. Erdal Bey oradan boş boş konuşmasın. Bu adam çok yalancı. Yalanın dibi. Bu adam tamam evet doğrudur. Biz eşimle yalanın dibi seni koruduğum için yalancı oldum değil dakika, mi? Erdal bir anlatsın için. Bir dakika. Anlatsın. Susarsan anlatacağım. Söyle. Zayda Hanım şimdi benle eşim evet ilk önce... aramız iyi değildi. Ben bu durumu anneme anlattım, onlara anlattım. Dedim ki böyle böyle. Ondan sonra ben bu şeyinden caydım. Bunları yüzüstü bıraktım tamam mı?
Sen yine kocana geri döndün yani. Evet, ben o yüzden deniyor işte karı koca arasına girmeyin diye. Sonra bunlar barışır, siz kötü olursunuz. Bunları bıraktım. Evet, bak ben yalanı yalan gelmem doğruya doğru dedim. Hayır efendim, kızı ondan da yalancı. Bundan ya, da yalan çıkıyor. Ya, bu en yalan çıkı. En yalan çıkı bu. Bir anlatsın. Bir dakika ben, anlat Ümran. Ben seni yalanlayamazsın. Üç kağıtın önde giderim. Bak söylüyor zaten. Ben onları yüzüstü bıraktım diyor kız. Peki sen tekrar onlar senin için uğraştılar. Onları evet, bıraktın. Yüzüstü bıraktın. Tekrar kocana geri döndün. Utanma seni. Senin gibi. Senin gibi. Yaptıkların için sen söyle utanmıyorsun Ümran, öyle mi? Dinliyorum seni. Doğru. Şimdi bazen kimin utanmaz olduğu belli, merak etme. Ben eşimle anlaşmadım ve bunları kimin olduğu bırakınca belli. Bununla annemin arasına kavga giriyor. Bunlar kavga ediyorlar kendi aralarında. Ondan sonra ben ameliyata gireceğim zaman, ben ameliyat için o zaman ameliyata geldim. Sonra bazen benim annemi getirmedi hastaneye. Neden getirmedi? Geldi, ilk önce geldiler, benim eşimle kavga ettiler. Hayır efendim, kendisi telefonda benim ölmüş anama babama küfür ettiği için götürmedim. Yalan konuşmasın burada. İkisi de bunlar ayrıca benim anama babama devamlı küfür eden bir insan. Bir dakika sen de hayır, sadece Ümran'ı duymak istiyorum. Ümran. Ben anlatmak istiyorum. Peki Ümran, Erdal diyor ki ben annesini getirmedim çünkü kocası, yani senin şu anda eşin. Hayır, kocası kendisi. Kendisi anama babama küfreden. Sana kendisi, mı küfreden? Evet, kendi ölmüş anama babama ailece küfreden bir insan bunlar. Hastanede ziyaretine. Efendim? Sen niye Ümran'ın hastanede ziyaretine gittin o zaman? Sana küfrettiyse madem bu kız. Madem küfretti niye sen gittin? Sen niye hastaneye gittin? Hastane aylar sonra oldu bu ameliyatı bu kızı. İlke o zaman olmadı da. Ben annesine hatırı için gittim. Kendisini gitmedim. Annesini sevdiğim için hatırı için annesinin gittim. Annesinin hatırı için gittiysen annesini niye götürmedin? Götürdüm. Anne, beraber gittik annesiyle. Ondan sonra götürmedi. Gitme dedi. Annemi de bırakmadı annemi. Gitme dedi. Gitme değil. Beraber gittik. Zahide kendisi Hanım, gitmedi ben götürdüm efendim. Yalan konuşmasın orada. Ömür boyu ne göreceksin, ne telefonu açacaksın, ne gideceksin. Evet, öyle bir şey var mı ya? Tamam, hatası olmuş olabilir ama beni kızımdan ayıramazsın. Sen kimsin ben ki beni çocuğumdan ediyorsun? Bak, dedim bak yalan konuşmasınlar. Yalan konuşmuyor. Ben ayırt etmiyorum. Ben sadece bak gidersin ama nasıl gidersin? O kızım bu eve gelemez çünkü o bizim aramızı açmak için her türlü fitneli hiç yayardım. Kendisi de biliyor kızın huyunu. Kendisi söyledi hatta bunu. Kızım bizi ayırır diye. Yalan konuşma orada. Ben mi söyledim? Evet sen defalarca söyledin. Ben söyledim? Kızımın huyunu biliyorum. Bir dakika. Yapar sonra her şeyi yapar diye. Sensin. Şimdi ben şunu anlıyorum. Sus. Aslında sensin. Gülfidan Ümran'la kocası arasında kalmış. Kızıyla kocası arasında kalmış. Hayır bir dakika. Evet. Efendim yok, çocuklar efendim. Değil sorun. Daha bir büyük dakika, sorunlar hayır, da var. Şimdi sen gelemez gidemez konuşamazsın deyince. Hayır ya, gelirse gidemez Erdal, değil. Hayır sen dedin çocuğu ömür boyu hayır, bu çocuk kesinlikle. Gelmeyecek eve. Bak orada yalan konuşma. Sen yalan konuşma. Yalan konuşma. Bunu bahane etme. Bunu bahane görüştürmüyordu. Peki bir dakika Erdal bir dakika Gülfidan. Tamam. Siz Ümran, bana sorun ne söyleyeceksin efendim. Erdal bir dakika. Ümran söyle. Zahide Hanım bakın. Ben ameliyat olduğumda bu annemle beraber geliyor, tamam mı? Ben ameliyata giriyorum. Ondan sonra ameliyattan çıktığımda baktım ikisi de yok. Evet neden? Gidiyor. Çünkü annesi de gidelim diye efendim. Annesi de eve gidelim burada. Ben de dedi ki. Eşim bana dedi ki. Aynı anda eve eşim göremedim. Bir dakika Ümran. İki defa sadece. Efendim. Saatlerce bu hastaneye bekleme eve gidelim ya annesidir ben değilim. Annesi söyledi onu. Bunu ben değilim ben annesi söyledi. Ben niçin geldim yalan hastaneye? Evladım her şeyi yalan diyorsun zaten. Yalan konuşma. Çok yalan atıyor. Evladım için gitti. İnsan evladın bir anne çocuğu ameliyata girdiği zaman bırakır mı sence sen de bir anne? Peki söyleyeyim şey. Ölsün gebersin diye sen değil misin? Ölsün gebersin diye sen değil misin? Çok İnşallah masada kalırsın diye sen değil misin çocuğuna? Çok düzenli. Niye yalan konuşuyorsun? Helal olsun. Başardın sen. Sen diyordun bunu. Geber de kurtulalım senden diye. Kendinden soğutmayı başardın abi, doğru sen. Söylüyorsun. Geber de kurtulalım diye sen değil yok, misin? Sen çocuğun bir daha bu eve ayak basarsa, evet. Hasta olursa dedim. Da sen evet, gitmeyeceksin. Ben... Onun ölüsüne de dirisine de gitmeyeceksin. Hayır öyle bir şey söylemedim efendim. Bak dedim ki ben de bir eğer anneyim. Bu kızın eve gelirse biz ayrılalım dedim. Biz ayrılalım. Çünkü benim defalarca anama babama küfreden evlat istemiyorum. Defalarca değil. Yalan atma. Yalan konuşma. Yalan atma. Sen de defalarca küfrettin anama babama. Yalan konuşma. Ölüsü de dirisi de gelmeyecek. Yalan konuşma. Bir dakika sokağa çıkar. Kendine haklı çıkarma orada. Erdal bir dakika. Komşular duydu bu tür. Senin ve çocukların anama babama küfrettin. Erdal sana sözüm. Anne ile evlat arasına girme. Sen sonuçta üvey babalığa soyunmuşsun.
Ama sen onların arasına girme. Çünkü efendim bak bak neden? Olmaz. Bak evlatları uslubuyla davranmıyor çünkü. Uslubuyla davranmıyor. Bunun gibi saygısız Gülfidan, davranıyor çünkü. Bir dakika Erdal. Gülfidan sen de kızına kızdığın zaman gidip de bu adama çıkışırsan... Kızım da şöyleydi böyleydi dersen bu adamı iyice gerersin, büyütürsün. Zayda Hanım. Ondan sonra... Zaten bu yok demedim. Beni kışkırtan kendisi olmuştu Zayda zaten. Bak sana bir dakika. Bak sana yemin ettim. Ben asla... Beni bilen biliyor. Bilen biliyor. Kim bağlanıyorsa senin ne kadar yüzyılmaz olduğunu da bilen biliyor. Ece'nin bir bayan var efendim. Onu bağlar mısın? Bunu iş arkadaşı. O mekandaki iş arkadaşı. Bir bağlar mısın? Bağlat. Kim bağlatın onu. Kim adı ne? Ece'nin diye bir arkadaş. Onu sevdiği kız. Onu sevdiği kız. Sevdiğim kız değil. Yalan konuşma. Yalan mesajın konuşma. Da var. Mesajı gönder. Yalan şimdi, konuşma. Bir dakika. Erdal'ın sevdiği kız mı Ecem? Evet. Senin arkadaşın. Yalan söyler efendim bak. O anlatır. O her şeyi anlatır. O her şeyi anlatır. Yalan Zayda konuşuyor. Zayda Hanım bu gitmiş. Bir dakika Erdal. Bu gitmiş mekana. Evet. O kızla konuşmuş demiş ki. Evet neye konuşmamız? Sorar mısınız efendim? Neye konuşmuş? Erdal bir dakika. Benden sonra gitmiş diye. Bu kızla konuşmuş bana mesaj attı diye bu kız benim peşimde hala beni seviyor. Bak bir saniye. Bak mesajı duruyor. Benden önce onlar arkadaş mıymış? Bak önce, efendim evet, ben anlatayım. Müsaade o yalan konuşma sonra. Benimle evlendi. Kendini aklamaya çalışma. Ve o kızın yanına gitti. Bir dakika Gülfidan seni dinledim. Şimdi sen hiç konuşma. Erdal anlat. Kim bu Ecem? Bu Ecem'i ben bu insanı önce tanıyordum. O yerde arkadaşlık sadece. Sevgili falan değiliz. Kaç yaşında? Tam hatırlamıyorum 30 yaşlarda falan. Daha genç yani Gülfidan'dan. Ama ben o insana arkadaştım. Sevgili falan değildim. Bu insanla o insan kavga etti o mekanda benim için. Yalan desin. Mesele tamam, yalan diye. Ha, ama ben onu değil bunu tercih ettim. Neden? Seviyordum çünkü bunu. Neden sevdin? Neyi neden sevdim? Hani diyor ya. Beni neden sevdin diyor. İnsan sevdiği için nedenini arar. Peki. Söyleyecek birkaç cümlen olabilir belki diye soruyor. Çünkü yani neden onu değil de beni tercih ettin diyor. Çünkü beni mutlu edeceğine inandığım için. Peki bu Ecem'le arkadaşlığınız ne kadar sürdü? Biz dışarıda hiç, dışarıda bir gün olsun kahve dahi içmişliğimiz yok. Sadece orada gördüğüm bir insan. Ha? Orada gördüğüm bir insan. Gittiğimde gördüğüm bir insan. Öyle dışarıda oturup sohbet etmişmiş asla yok. Peki Gülfidan'ı aldın oradan çıkarttın. Sonuçta nikah kıydın. Tekrar Ecem'le görüşmeye devam Hayır. ettin mi? Hayır. Ecem'le buraya geldikten sonra görüştüm. O kişiyle. Bitti olan görüşmüş ve konuşmuş. Ay, diyor ki o da seviyor ya ben anlatacağım efendim. Kız da onu seviyor ya. Efendim bir susar da anlatacağım gitti. Ama bak. Aslında anlatacağım. Peki Ecem seni seviyor mu? Hadi sen onu sevmiyorsun diyelim. Ya Ecem, ben Ecem dedi ki ben dedi beni tercih etmedi onu tercih ettin dedi. Yani seni seviyor aslında. Ya o zamanla bana karşı duygusal bağ besliyormuş. Sen fark etmiyor muydun? Bak Peki efendim sen bak. Peki sen niye gittin o kadının yanına? Ne? Neden gittin Ecem'in yanına? Müsaade etsen cevaplayacağım ama müsaade etmiyor ki. Cevap ver. Oraya gittim, o bayanı orada gördüm. Hı. Dedik Erdal ne yapıyorsun? İyiyim falan dedim. İşte ne oldu eşininle falan dedim. Ya dedim eşin de İstanbul'a gitmiş dedim. Niye gitmiş? Programa çıkmaya gitmiş dedim. Hı. Ya dedim sen böyle söylemişsin. İşte ben kadın Bunlar bir olsun. Haftada oluyor yani. Evet evet. Sen geleli bir hafta oldu. Aynen gitti Hayır. kendisi gitti. Ya daha 10 gün önceki olay. Bu geleli bir ay oldu buraya. Dedi ki, doğru sen bize bir ay önce geldin ama biz seni ancak alabildik. O kadar yoğun ki çünkü. Çünkü ben ona ya dedim Ecem ben sana çok kırgınım. Neden Erdal dedi. Ya sen benim eşime demişsin ki dedim. Hı. O zaman evlenmeden önce ama söylediği bir söz. Gerçeği Neymiş? Yalan bilmiyorum. Neymiş? İşte o Ecem buna diyesiymiş ki ben ona mı bakacağım? Onun tipine bak benim tipine bak. Ben onu yanımda erkek olarak bile gezdirmem demiş. Böyle söylemişsin doğru mu dedim. Asla da yalan dedi. Yalan konuşmasın oğlum. Baştan bana ne söyledi Zayda Hanım? Dur bir dakika. Tamam müsaade et. Ben bitirdim. Bitireyim ama konuşma. Hayır sen tamam bir dakika Erdal bir dur. Bir dakika. Ecem mi söyledi sana? Ecem bana sen söyledi. Sen Ecem'e böyle bir şey dedin mi? Bu Erdal'ı ben yanımda dolaştırmam falan. Zayda Hayır Ecem buna demiş. Tamam bir dakika. Kavga ettiğimizde Ece bana söyledi orada. Dedi ki, Ecem Erdal'ı beğenmediğini söylüyorsun. Evet evet bana söyledi. Bu da ben ilk hani evlendim ya bana Ece'den bahsetti. Diye, bak Ece'nin ses kaydını sana bunu demiş bunu demiş. Dinlemedin ve mi? Ondan sonra dinlemedin ben Ece'ye anlattım. Dinlemedin mi o kayıtları? Ondan sonra ben anlattım. Ya dinlemedin mi sonra, o kayıtları? Bak 10 gün sonra gitmiş bu kadının yanına. Sen ne işin var o kadının yanına? Demek bir işte. Aranızda bir şey ya, var bir saniye ki. Işte. Ya bir saniye işte. Yok aramızda bir saniye dinlerse. Bu demiş ki
benden işte evi terk edip gittiğinde devamlı sürekli evi terk eder. Ele bak bahane evi çantayı alıp çocukları alıp gider. Gece 10 gün önce fark etmiyor bunu. Ya Allah'ım kork be adam, doğru konuş doğru. Ben doğru konuşuyorum. Perş olacağım perş. Bir saniye Allah dur bir saniye. Şaşırtmış bir kere. Bir saniye. Evi şaşırtmış. Bu kadar bilerek neden gelsin? Bir saniye. Bir dakika. Anlat. Eski çalıştığı mekan sahibine demiş ki evli olduğunu söylememiş mekan sahibine. Ben İmam Nikah'la yaşıyordum. Kocam bize bakmıyor. Çocuklar ilgilenmiyor. Bakmıyordun sen kendin dedin. Yalan mekan sahibi sen söyledi bunu. Dedin. Mekan kim bakıyorsa sahibi. Baksın. Yalan konuşma. Senin kim eski çalıştığın kim bakıyorsa. Bir şey söyle. Yalan konuşma. Ben yanında gittim dedim. Bak bir saniye yalan gidiyorum. Konuşma ya. Lütfen yalan konuşma. En son olaydan bahsediyorsunuz. Artık evet. Sizin ilişkiniz bitmek üzere. Evet. Ve Gülfidan gitmiş yine müzikli gece mekanlarında çalışmaya başladı. Hayır bitmek üzere değil. Yeni değil efendim. Daha iki ay önce gitti. Hem de kaç defa gitti. Sen beni gönderdin sen be adam. Sen beni gönderdin. Sen gönderdin o mu gitti? Benimle tartışırdı. Sinirlenirdi. Çantayı hazırlardı. Bu akşam bana gidiyorum. Sıkıysa gel beni oradan al derdi. Evet sana. Dedim onu. Çünkü sen dedin. Bilmem ben öyle demedim. Ben öyle demedim. Seni pislikten alıp pislik yapma dedim. Peki. Yalan konuşma. Sen, bak yalan konuşma. Sen camiden mi geldin? Allah seni çarpar işte o zaman. Sen yalan camiden mi geldin be adam? Ben sana ne yaptım? Bir saniye efendim. O Ecem konusuna gelelim. O bayan arkadaşına diyormuş ki benim Erdal burada çalıştığımı biliyor. Hatta biz mutluyuz. Buradan aynen çıkıp öyle. Eve gidiyorum diyormuş bu insan. Aynen öyleydi zaten. Ece de demiş ki, ya Erdal ben tanıdığım Erdal öyle değil. Asla böyle şey müsaade etmez. Hiç yapar mı? Hiç bak bağlanırsa söyler ama. Hiç yapar bak, mı? Bak bağlanırsa söyler. Dur Ecem'i de bağlayacağım zaten. Söyler. Yani Ecem bak, diyor ki Erdal hiç yüzünü çıkartır ortaya senin. Burada çalışmana müsaade etmez diyor. Kesinlikle Ecem. Benim ben asla ben öleceğim bilse böyle bir şey müsaade. İki defa bunu almaya gittim. İkincisinde mekan sahibiyle birbirimize giriyorduk. Sırf başım bereye girmesi için gidip çalışıyordu bu. Zaydan mecbur Hanım, olduğu için değil. Ben dedim ki normal bir işe gideyim. Güç hayır bak, yalan konuşuyor. Bir dakika. Hayır ya, onu da söyleyeyim. Bir dakika, bir dakika. Sen Erdal'ı, Erdal bir dakika tek tek size sorayım. Sen demedin Gülfidan, de Erdal, bir parası az akşama da ben ayakta duramam. Oranın parası daha rahat hem eğleniyorum hem içiyorum hem para kazanıyorum diyen sen değil misin? Sen, yalancı. Ya sen yalan sen önüne gidersin var ya. Peki söyle Esen abla bir dakika. Gülfidan sen o hayattan sen neden evlendin? O hayattan kurtulmak için evlendin mi? Evet. Evlendin. Yine kurtulmadı efendim. Bir dakika, yine kurtulmadı kendini. Bir kişinin çalışmasına zaten geçim olmuyor. Madem o hayattan kurtulmak istedin ikiniz birlik olup da bir tane kızım büyük. Çocuklarına evet. Bakabilir. Evet. Niye merdivende silebilirsin bir hayır, yerde ben, çalışabilirsin. Çalışmadın niye temizlemiş efendim. Bulup ben da çalışmadın şöyle, da tekrar gittin orada çalışmaya. Ben de sana şöyle kocası izin vermemiş. Ben kocası öyle bak, diyor çalışma demiş. Ben dedim ki ben normal bir işe ben mutfak işine gideyim. Hayır efendim yalan konuşuyor. Dedi ki kadınısın, parası ben, az akşam o hayatta duramam diye kendisidir. Git nereye ya seni bile bile aldı onu söylemeye hakkı yok ki. Bak bana söyle defalarca söylüyor. Neyi söylüyor? Sen bar kadınsın sen hiç kimse seni almaz. Hayır öyle bir şey söylemem ben. Alın seslerin hepsini alın. Ben kime soruyorsam o konuşsun. Ya doğru siz, konuş, doğru. Gülfidan, sesin yok şu anda. Gülfidan, sen bu hayattan, bu hayatı istemiyorum. Bu gece mekanında çalışmak istemiyorum. Benim çoluğum çocuğum var. Yeni bir yuva kurmak istiyorum demişsin. Aa bu adamı da bulmuşsun. Bu da seni kabul etmiş. Beraber yuvanızı kurmuşsunuz. Niye evinde oturmadın? Sen de niye bu kadına sahip çıkmadın? Ben sahip çıktım efendim. Sen sahip çıkmadın. Kendisi sahip çıkmadı sahip kendisine. Sahip çıkmadın ben burada olmazdım. Yalan konuşmasın ama aynı şeyi ikiniz de söylüyorsunuz ya. Sen sahip Gülfidan, benim işim ne sen, burada? Bu adam seni... Sen oraya kendimi acındırmaya çıktın. O yüzden dakika, işim burada o yüzden. Senin evine bakmadı mı? Orada sana iş. Yiyecek ekmek getirmedi mi? Getirdi. Yalan çocuklarına edemem. Çocuklarına bakmadı mı? Baktı. İnkar edemem. Seni mutsuz mu etti? Beni mutsuz yalanları çoktur. Bir de... Hayır yalanım yok. Ya. Kendisinin yalanı ya çok efendim. Kendisinin benim. Dakika. Dakika. Söylesin sonra sana söyle. Siz konuşamıyorsunuz zaten. Sen dedi, problem sen orada. Sen dedi çoluk çocuğunu okula götüremezsin. Bak öğretmenler şahittir ne kadar yani... Ve sen toplantıya gidemezsin. Niye sen gidemeyesin ya? Gitmeyeceksin dedi. Ben kıskancım gitmeyeceksin. Ben 7 çocukla anne ben çocuklarımı götüremez miyim? Bana diyor ki sen toplantıya gitmeyeceksin. Öğretmenlerin numarası sende olmayacak kesinlikle. Gülfidan, benimle dakika, muhatap olacaklar. Konuşma şimdi. Ve çocukların tek Erdal, başına gidip gelsin. Bir dakika bu kadın neden çocuklarını götüremiyor okula? Şöyle söyleyeyim efendim. Zaten okulla evin arası 2 dakika yok. Tamam olsun. Bir dakika. Bunun eski çalıştığı yerde adamlar oraya geliyordu. Nereye geliyordu? O mekanda çalışan o yalan çocuklara atıyor. Yalan ya bak, atıyor. Susar da ben cevaplayacağım. Yalan atıyor. Ben yemin ederim yalan atıyor. Niye bunu yapmıyor? Bir öğrenmek istiyorum.
Dedim ki ben ya. Okula mı geliyorlardı? Nereye gelecek adamlar? Adamların işi gücü yok. Gül fidan diye yollara hayır, mı seriliyorlar? Hayır efendim şöyle bir şey var. Dedi ki ya dedi ben orada birkaç kişi o eski mekana gelenleri gördüm. Orada yalan beni atıyor Zahide Hanım. Ederler diye. Yalan ben atıyor. Dedi gitmeyeceğim okula dedi. Yalan konuşmasın. Ya yalan konuşma. Kendisi yalan adam, konuşmasın. Bak var, yalan konuşma. Bir dakika Gül fidan. Ya, neden öğretmenlerin? Bir gün dürüst ol ya. Bir dakika. Erdal neden öğretmenlerin telefonu çıkar yok? Kayıtlar. Çıkar kayıtlar. Vallahi ikiniz de çıkar. Gülfidan bir çıkar. Susmuyorsunuz. Bak sizin daha kavganız da bitmemiş. Bu kadar kavga eden çiftin sevgisi de bitmiyor. Çünkü sevgisi biten çiftler bu kadar kavga edemiyor. Ya efendim yalan söyledi benim zoruma gidiyor. Şimdi ben Ecem'i getirsem buraya ki Ecem'i de bağlayacağım yarın. Ecem gelmez efendim. Olay neler neler çıkacak. Peki neden öğretmenlerin telefonu olamazmış kadında? Hah misali. Neden? Olamazmış değil. Kendisi de sen al öğretmene telefon numarası bende olmasın diye kendisidir efendim. Yalan konuşmasın burada ne olursunuz yalan konuşmasın. Yalan konuşuyorsun ya. Neden böyle bir şey söyledi? Kendisi söyledi. Neden diye sormadım ya sen annelerisin bunun hayır, sonuçta. Hayır dedi ki bende olmasın numara sende olsun ne olur ne olmaz diye. Kendisidir bunu söylüyor. Sen çok kıskanç bir adamsın. Bak kıskançlığın nasıl olduğunu ben kendisi kıskançlığın hastalığı kendisi. Siyah takarım niye siyah takarsın? Siyah giyinir niye siyah giyinirsin? Sakal tıraş olur niye sakal tıraş olur? Parfüm kullanırım niye kullanırsın? Sen ne iş yapıyorsun kendisi. Erdal? Ne iş yapıyorsun? Ben bir tekne firmasında çalışıyorum. Tekne firmasında evet. Çalışıyorsun. Böyle yat falan mı imal ediyorsunuz? Evet bot falan imal ediyorum. Bot imal evet. Ediyorsunuz. Peki hani hanımların olduğu bir yerde mi çalışıyorsun dedim ki oralarda pek hanım olmaz. Hayır. O diyor ya hani saat at sen kıskanç mısın Gülfü? Hem ben de hastası efendim ne kıskanç hastası. Ya bir dur atamam. Da bir sorunun cevabını alayım bir şey söylüyorsunuz öbürünü konuşturmuyorsunuz. Zahide Hanım ben kıskanıyor musun sen bu adamı? Kıskancım ben de ama yerine göre kıskancım. Yalan konuşuyor. O bana diyordu ki sen okula gitmeyeceksin ben kıskancım. Çocuklarını götürmeyeceksin bu yolda gelip gitmeyeceksin. Hani sen o mekanda seni çıkardın bir siz senin peşine düşerse. Ben bunları söyle sensin yalan konuşma. Kişiyi öldürürüm. Ben de dedim ki bak ben de bir anneyim. Benim çocuklarım ben çocuklarıma sahip çıkmak zorundayım. Sen iştesin ben çocuklarıma sen çocuklar böyle mi sahip? Çocuklar bir ayda okula gitmiyor. Sen aklın nerede? Öğretmen numarası sende kesinlikle. Bak öğretmen numarasını aldım kaç sefer sildi ve engelledi. Bak yemin efendim ederim, bak çocukları sana. Düşünüyor ya bir aydır çocuklar okula gitmiyor. Neden? Sen çocuklar böyle mi düşünüyorsun sen? Bir aydır evet ben buradayım. Ha, sen bir aydır buradasın. Ben adam. Bana gidip çalışırken annene bırakıyorsun ama çocuklar değil mi? Ne? Bana çalışmaya gittiğin zaman annene bırakıyorsun çocukları değil mi? Ben değil mi? Annene babana da yalan söylüyorsun. Arkadaşım hasta ona bakmaya gidiyorum diye. Ya değil mi? Sen kurban ol. Benim ha. Anneme aileme sen kurban ya, ol. Bir sefer. Cevabını versene bu sözleri. Sen kurban ol. Bunu söyle aileme. Kendin değil misin? Anneme bırakıyorum çocuklar. Ben evet annem bilmiyordu. Diye. Erdal bir dakika Gülfidan. Sen hala Gülfidan'ı kıskanıyor musun? Asla. Ben bir an önce kurtulmak istiyorum efendim. Ne boşanmak kıskan? Mı istiyorsun? Hem de bir an önce ağaca yıldırım hızıyla. Öyle olmaz. Gülfidan sen önce kıskanıyor musun yalanlar bu çıkacak ortaya tazminatı ne açacağım ne ben. Ne tazminatı? Neyin aynen alıyorsun yalanların senden? Çıkacak ortaya neyin senin. Neyin tazminatını alıyorsun benden? Yalanlar siz ne çıkacak. Kadar zaman evli kaldınız? Biz bir yıl kaldık ama 6 ay beraber yaşadık 6 ay gelgitleriyle uğraştık bunu. Peki yarın devam edeceğiz. Hayır hayır ben yarın ben gidiyorum. Ecem'i de bağlayacağım. Ben. Ecem'in telefonunu da verin. Avukat da gelecek buraya. Çok istiyorsanız burada bütün ben, işlemlerinizi öyle yok, yaparız öyle. Zaten. Peki o zaman devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Abdullah gelsin. Abdullah'ın dini nikahlı eşi Şehnaz'ın sırlarla dolu geçmişi. İki çocuğum var dedi, 4 çocuk annesi çıktı. İlk eşimden ayrıldıktan sonra hayatıma tekrar birini almaya karar verdim. Antalya'da Şehnaz diye biriyle tanıştım. Şehnaz'la bir birliktelik yaşamaya başladık. Daha sonra dini nikah kıydık. Şehnaz hakkında öyle şeyler öğrendim ki resmi nikah yapmaya fırsatımız olmadı. Bana benden önce bir evlilik yaptığını söylemişti. Fakat 2 evlilik yapmış. 2 çocuğu olduğunu biliyordum. 4 çocuğu var. 1 eşi olduğunu biliyordum. 2 eşi var. Abdullah yaşadığı ihanetleri bir bir anlattı. Hayatına giren bütün erkeklere ihanet etmiş bir kadını seçmişim. Ben hayatına girdikten sonra da hayatından erkek hiç eksik olmadı. Bana dayısı olarak tanıttığı biriyle beni aldattı. Sonra özür diledi. Kendince geçerli bir sebep sundu bana. Dayı aldatmasından sonra bir de Hüsem çıktı karşımıza. Bir de Hüsem'le aldatmaya kalktı. Sabah güneşini Adana'da Hüsem'in yanında, akşam güneşini İstanbul'da benim yanımda batırdı. Şehnaz çocukları da alıp kimin yanına kaçtı? Çocuklarımı da aldı.
Malatya'ya Pınar diye birinin yanına gitti. Fakat ben o Pınar'ın Pınar olduğuna inanmıyorum. Zahide Hanım, ben bu kadınla artık yaşamak istemiyorum. Ben bu kadını hayatımda kesinlikle istemiyorum. Çocuklarım da onun yanında kalsın kesinlikle istemiyorum. Beni bu kadından kurtarın. Çocuklarımı da ne olursunuz o kadının yanından kurtarın. Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da şimdi. Abdullah Bey'in iddiasına göre Şehnaz Hanım yalan bir evlilik yaşatmış size. Öyle kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani dini nikahlı eşiniz Şehnaz Hanım'ın hayatında çok fazla erkek olduğunu sonradan öğrendiğinizi ve hayatınızın bir yalan olduğunu söylüyorsunuz. Hatta akşam güneşini başkasıyla, sabah güneşini başkasıyla yaşadığını, karşıladığını aynen söylüyorsunuz. Aynen. Peki siz Şehnaz Hanım'la nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Antalya'da çalışmak için gitmiştim ben Antalya'ya. Antalya'da kaldığım pansiyonda temizlik işleri yapmak için işe başlamıştı. Siz pansiyonda çalışırken Şehnaz Hanım orada temizlik görevlisi miydi? Ben pansiyonda konaklarken. Siz orada kalırken? Evet. Şehnaz Hanım temizlik görevlisiydi. Evet. Temizlik görevlisi olarak bir dönem sonra işe başlamış. Yani ben orada 5-6 aylık kalırken. Ha, siz bayağı kaldınız orada. Evet, ben bayağı kaldım orada. 2015 yılıydı. Sabah işe giderken gördüm. Akşam gelirken gördüm. Sonra 3 gün sonra biz ufak ufak muhabbet etmeye başladık. Sonra ben onu daha yakından tanımak için tanışmak istediğimi söyledim. Kabul etti. Bir kafeye gittik. Çay içmeye. Çay içtik. Biz birer ikişer çay içer geliriz diye düşündük. Ama biz orada bayağı kaldık. Çünkü şehirleri gerçekten çok iç acıdan şeyler anlattı. Hayatıyla ilgili mi? Evet, hayatıyla ilgili. ne anlattı? Abla çok doluyum ya. Neresinden başlayacağımı Abdullah, bilmiyorum. Abdullah sakin sakin. Bunu. Hepsini anlat. Çok doluyum. Hani çok üzgünsün. Büyük hayal kırıklıkların var Abdullah. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bunları paylaş lütfen bizimle. Abla 8-9 gündür. 8-9 gündür yemek için hiçbir şey yemiyorum. Yapma öyle Abdullah. Olmaz. Yemek yemem lazım. Ölmek için yiyorum yediklerimi. Yani ufak ufak senin parçalar. Senin çocukların da var. Var. Onlar için ayakta kalmalısın. Canlarım var. Sen çok mu sevdin bu kadını? Sevdim abla. Hala seviyorum. Sevmek istedim. Hala seviyorum. Sevmiyorum abla. Emin misin? Değilim. Ama sevmiyorum. Sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim abla. Çünkü ben bunlar olmasın diye, bu olmasın diye ben onu buralara gelmeyelim, buralara çıkmayalım. Bunlar deşifre olmasın, ifşa olmasın diye ben ona 10 yılımı verdim abla. 10 yılımı. Bütün ailemi karşıma aldım. Etrafımda kimsem kalmadı. Emin olun bakın buna. Kimsem kalmadı. Benim annem, öz annem onun yüzünden benim telefonumdan engelli. Abla en büyük hayal kırıklığı neydi? Seni en çok üzen şey neydi? Abla neresinden başlayayım ya? Neresinden başlayayım? Allah razı olsun. Ekip arkadaşlarımız sabahtan beri benimle sanki böyle şey gibi ilgileniyor. Hani sen artık ailemizden birisisin. Aklını aklında kaybetmiş biri gibi ilgileniyor. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden. Hepsini duyuyorum Abdullah. Senin yanına gelen herkes bana anlattı. Ve gerçekten çok üzüldük. Yani bir adam bu kadar mı? Hani kızımı peki çok ne özledim oldu abla. Abdullah? Sen karınla ilgili gerçekleri nasıl öğrenmeye başladın? Bu kadar çok adamın olduğunu nasıl öğrenmeye başladın? Abla bana Bursa'da evlilik yaptığını, 24 yaşında evlendiğini hatırladığım kadarıyla, yalan söylemek istemiyorum. Bakın ben yalanı Antalya'da onunla beraber birbirimize söz verdik. Abdest alıp birbirimize söz verdik. Yalan kesinlikle olmayacak. Yalanı. Peki ne oldu? Bursa'da evlilik yaptığını, orada iki tane çocuğunun olduğunu, çocuklarının ufak olduğunu, Bursa'daki eşinin ve satıcısı, özür diliyorum, içicisi olduğunu, onu da içmeye ve satmaya zorladığını, o da bundan kaçtığını, Antalya'ya geldiğini, bu tarz işler yaparak, yani işe başlayıp çalışıp temizlik görevlisi olarak işe kendisini başladığını toparlayıp, toparladıktan sonra çocuklarını yanına almak istediğini söyledi.
Orada dava açıp boşanmak istediğini söyledi. Yani yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Ama bu yalan, bakın. Sonra sen bu ilk eşle, yani bu ona kötü davranan, çocuklarına kötü davranan, onu yabancı yasaklı maddelere alıştıran ve bunu satması için ısrar eden adamla onun iddiasına göre tanıştın. Tanışmadım. Konuştun. Tanışmadım da konuşmadım da. Ben ona sahip çıkmak istedim sadece. Hı. Ben onu kendisine sordum. Eğer bağlanırsa, eğer buraya gelirse, eğer bir şekilde irtibat kurarsa desin ki yalan söylüyor. Yalan peki söylememek için ben Allah'a söz verdim. Peki sonra ne oldu? Sonra kafenin dönüşünde beni odamın kapısını tıkladı. Tekrar bir daha konuşmaya başladık odanın içinde. Sabahleyin o kalktı, işine başladı. Ben de kalktım. Bir dakika, sabaha kadar oradaydınız yani. Evet, sabaha kadar oradaydık aynı gece. Bu ne kadar, tanıştıktan ne kadar sonra? Aynı gün. Yani tanıştık. Tanıştığınız gün mü? Üç gün, hayır üç gün. Üç gün. Zaten üç günle sen üç otele gün girerken, çıkarken evet, üç gün pansiyonda temizlik görevlisi olarak gördün onu. Evet, üç gün karşılaştık. Üçüncü günün akşamı, dördüncü gün de olabilir. Tam böyle net hatırlayamıyorum ama dördüncü gün de olabilir. Dördüncü günün akşamı tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hatta orada başka bir şey daha var ama o bende kalsın. Zamanı geldiğinde... Nedir o? Söyle, nasıl olsun? Yok, şimdi öğreniyoruz sonrasında. Şimdi söylemeyeceğim. Peki, bunu şimdi söylemeyeceğim. O günün akşamı da... O günün akşamı kapını da kafenin, tıklattı kafanın, ve odana geldi. Kafenin dönüşü, çünkü aynı pansiyonda konaklıyorduk. Orada hem çalışıp orada kalıyordu. Hı. Ben de orada bayağıdır kalıyordum. Hı. Yani pansiyonun ismini de verebilirim. Fark etmez. Ha. Sonuçta o gece siz beraber oldunuz. Evet. O sabah kalktı işine gitti, ben de kalktım işime geldim. Yani ben de kalktım işime gittim, o da kalktı işine başladı. Ve aşık mı oldun o gece ona? Ben ona çay içerken aşık oldum abla. Çay içerken? Çay içerken aşık oldum. Aşk Senin Adın diye bir şarkısı var. O bizi anlatır. O bizim hayatımız. Sözlerini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Söylemek de istemiyorum. Üzülüyor musun duyunca şarkıyı? Sabaha kadar telefonu şarja takıyorum. Kısık sesle onu dinleyerek öyle oturuyorum. Şey gibi, yani ruh gibi. Ruh gibiyim zaten. Yani ağzımın tadı var. Abdullah. Su alabilir miyim? Tabii ki. Hemen su getirelim Abdullah'a. Peki Abdullah, o gün sabahında sen işine gittin ama evet, muhtemelen rüya alemine girmiştin o günden sonra herhalde. Aşık oldun, sevdin. O kadınla gece beraber oldun. Çok sevdim abla. Ben çay içtiğimiz yerde sordum onun herhangi birisi, yani hayatında birisi olduğunu, olmadığını, kim olduğunu, kim olmadığını, annesinin, babasının, bir yakınının, ablasının. Bana dedi ki hiç kimsem yok. Bir tane de dayım var burada. O da dedi Manavgat'ta kalıyor. Dayın ne iş yapıyor dedim. Dedi ki turizm işleri yapıyor. Turizmci dedi kendisi. Ve o günden sonra senin yanında mı kalmaya başladı? Evet abla. O ve sen ona ne söylediyse inandın. Ne söylediyse inandım. Peki. Sonra ne kadar kaldınız o otelde? O otelde biz 40 gün kaldık abla. Sen ne iş yapıyorsun bu arada? Ben mobilya dekorasyon ustasıyım abla. Ve Antalya'da çalışıyordun o sırada ve bu pansiyonda kalıyordun. O dönem Antalya'da çalışıyordum, evet. Ve siz artık o geceden sonra hep beraber kalmaya başladınız. O geceden bugüne kadar hep beraberiz abla. Peki hiç gitti geldi mi yanına? Gitti geldi. Peki dayısıyla tanıştın mı? Dayısıyla tanışamadık. Şöyle oldu. Abla beni kesmeden bir anlatabilir miyim ben? Tabii ki ama şunu merak ediyorum. Dayısı gerçekten dayısı mı? İşte oraya geleceğim şimdi. Hı. Bir gün bana dedi ki Abdullah dedi. O farklı söyledi de ben kendi ismimi söyleyeyim. Hayatım dedi. Dayımın dedi oğlunun doğum günü var dedi. Ben dedi bu gece olmayacağım. Bana dedi müsaade eder misin? Hani gider, izin verir misin dedi. Ben dayımın oğlunun doğum gününe gideyim dedi. Hı. Dayının oğlu nerede dedim. Manavgat'ta dedi. Onlar Manavgat'ta oturuyorlar dedi. Yol uzak dedi. Antalya, Kepez'le Manavgat'ın arasını bilen bilir, uzak. Hı. Yani öyle gün içinde gidip tamam, gelmek süre alır. Bir de kalacak eğlenceye yani katılacaksın orada falan. Evet, kalacak orada. Gitti. Dedim tabii hayatım yani ne diyeyim. Ben de geleyim istersen dedim. Yok dedi sakın. Yani arama beni bile dedi. Hani dayım dedi ters insan. Yani bu süreçte dedi. Eğer dedi böyle bir şey olursa dedi ben dedi zor duruma düşerim dedi. Görüşmeyelim dedi yani ben oradayken. Aynen ben bu gece dedi beni yani rahat bırak. Hı. Tamam tamam. Ve sabah oldu geldi. Dedim nasıl geçti doğum günü? Hatta ben hediye alıp göndermek istedim. Hediye alıp göndermek, hı, istedim. Yok dedi gerek yok dedi. Ben aldım hediyesini dedi ben götüreceğim dedi. Tamam dedim peki öyle diyorsan öyle olsun. Peki hızlı hızlı anlat Abdullah. Neyse ablam aradan zaman geçti. Dayısının, o dayım diye tanıtmaya çalıştığının dayısı değil, Bursa'daki eşinin akrabası olduğunu öğreniyorum ben. Onun yanına mı gitmiş kalmaya? Evet, onun yanına gitmiş kalmaya.
Bursa'daki eşinin. Bursa'daki eşinin akrabası olduğunu öğreniyorum ben. O da ne? Telefonu sürekli mesaj geliyor. Niye orada kalıyor? Efendim? Niye orada kalmış? Mecburen. Niye mecburen? Benimle karşılaşmaması için, o adamın benimle karşılaşmaması gerektiğini düşünmüş. Yani birbirimizle karşılaşırsak yani kötü olur, sonuçları kötü olur diye bana sözüm ona, Abdullah, bana karşı fedakarlık yapmış. Sen ne zaman duydun en son eşinin sesini? Ben en son eşimin sesini ne zaman duydum? Ne konuştunuz en son? İtici konuştu. Rahat bırakmam gerektiğini söyledi onu. Senden boşanmak mı istedi? Ayrılmak mı istedi? Ben ayrılmak istiyorum zaten. O beni sevmiyormuş. Soğumuş, sevgisi kalmamış. Abdullah, sana söyledikleri neler yalandı? Dayısı dedin, dayısı eski kocasının akrabası çıktı ve evet, öylece onun yanında kaldı. Evet, bir evlilik sana yaptı. Bir evlilik yaptığını söyledi, iki evlilik yapmış. Kaç çocuğun var demişti? İki çocuğum var dedi, dört çocuğu varmış. Ankara'daki eşine de, eşi Ankara'da bir eşi daha var. Şu an 22 yaşında bir oğlu var. 19 yaşlarında, 18-19 yaşlarında bir kızı var. Oğlu askere gitti geldi. Dedim ki bak o çocuğa yarın öbür gün seni hatırlayabilmesi için askerde ol, yani askerliğini... Peki oraları boş ver. Başka neleri yalan söylemiş sana? Abla doğru bir şey yok ki. Seni sevdiği doğru muydu? Yani bir dönem doğruydu. Yani Mart ayından sonra da bugüne kadar da hep seviyorum. Mesajları var, kayıtları var. Bütün yazışmalarımızın şeyi, yani nasıl birbirimizi böyle pamuklara sarıyoruz, kadifelerle siliyoruz. Yapıyor özür diliyor, eyvallah. Yapıyor özür diliyor, eyvallah. Ben de bu kadar, yani o kadar da senin düşündüğün kadar geniş değilim ya. Bu kadar değil yani. Hiçbir şey yok. Sen benim... Peki Abdullah, bunları sen anlattın. Evet. Senin iddiaların bunlar. Tamam. Şimdi eşin telefonda. Bir de o anlatsın tamam. Bana. Hoş anlatsın. Geldiniz, merhaba. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz. Şimdi hoş bulduk. Eşiniz Abdullah Bey burada ve iddiaları var sizinle ilgili. Siz neden ayrıldınız? Nasıl tanıştınız? Neler yaşadınız? Sizin her söylediğinizin yalan olduğunu düşünüyor ve söylüyor. Böyle mi gerçekten? Yani şöyle söyleyeyim, kendisiyle zaten 2021 yılında da zaten bir davamız var. Hı. Yine aynı bana şiddetten. Size şiddet mi uyguladı? Evet, şiddet uyguladı. Hatta kendisi cezaevinde yattı 2021 yılında. Sebebi nedir şiddetin? Kendisi içiyor. Sebebin şiddeti, şiddetin sebebi olmaz. Öyle bir şey yok. Ben öyle dedi, böyle yaptı da o yüzden şiddet uyguladım diye bir şey yok. Bu tamam. Yanlış bir şey bir tamam, kere. Tamam, okey. Peki siz nasıl tanıştınız? Bana bir anlatır mısınız? Biz kendisiyle Antalya'da tanışmıştık. Antalya'daydım ben. Öyle birbirimizle hani tanışmıştık. Birbirimizle öyle. Zaten nikahımız yok. İmam nikahımız vardır kendimizin. Niye yok nikahımız? Nikah yapmadık. Niye yapmadık? Yapmadık mı, yapamadık mı? Sansasyonlardan, her gün gelişen, her 3 ayda bir gelişen olaydan, her 6 ayda bir gelişen olaylardan mı fırsat bulup yapamadık? Yoksa keyfe keder mi yapamadık? Bir söyle bakayım. Var mı ciğerin, var mı ciğerin cevap vermeye? Bak benim ağzımı açtırma. Benim çocuklarımı getir. Benim yavrumu getir. Sen benim okul öğrencisi olan peki, çocuğumu... Peki Abdullah, bir dakika, bir sakin ol. Bir dinleyelim. Peki şu anda sizin iki çocuğunuz var. Çocuklar sizde. Ve siz artık Abdullah'la görüşmek istemediğinizi söylemişsiniz. Çocuklarınızı da alıp gitmişsiniz. Evet, ama Abdullah söylediğine göre kendisine çok yalan söylediğinizi söylüyor. İki çocuğunuz olduğunuzu söylemişsiniz. Dört çocuğunuz çıkmış. Bir evlilik yaptım demişsiniz. İki evliliğiniz varmış vesaire. Neden doğruları söylemediniz Abdullah Bey'e? Peki ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunlar zaten önceden hani yaşanmış, olmuş, bitmiş bir şeyler. Bunları duyduktan sonra kendisi niye beni bırakmamış? Yani hani şimdi ben ondan ayrıldıktan olmuşum. Sonra da ondan şimdi ben istemiyorum onu, sevmiyorum onu dedikten sonra bu sefer beni kötülemeye şey yapıyor. Seni mi kötülüyorum ben? Kötülüyorsun şu anda. Neyini kötülüyorum? Yalan bir şey mi anlatıyorum? Senin gibi ben şey mi diyorum? Yalan mı anlatıyorum sana? Arkadaşlarıma benim öylesin. Öylesin. Öyle miyim? Öyle miyim? Kaç sefer? Öyle... Bak sana en kısa zamanda, dilediğin devlet hastanesinden rapor getiririm, alnına yapıştırır gezersin. Anladın mı beni? Yok, benlik sıkıntı yok. Bir müddet içmezsin, olur biter. Ben seni sanki bilmiyor muyum? Ben seni
Madde aldım. Abdullah peki ya bir dakika. Sen evde mutfakta bile içen bir insansın. Sen şu anda neyi konuşuyorsun? Bak ben kötülemek istemiyorum. Sonuçta çocukların babasısın. He. Eda fazla sen şey neden, neden Abdullah'ı terk ettin? Ben abla ben istemiyorum. Kendisi içiyor. Madde yasaklı bağımlısı. Maddeler mi kullanıyor? Evet içiyor ablacığım içiyor. İsimlerini de verebilirim. Yok önemli değil ama yasaklı madde deyince biz anlıyoruz artık zaten. Peki. Yani iki tane bir yasaklı maddeyi kullanıyor. Daha başkalarını bilmiyorum. Şimdi yukarıda Allah var yalan söyleyemem. İçki içiyor. Yani benim 9 yaşındaki çocuğuma bile kendisi şiddet uygulamış bir insan. Peki şöyle ya bir durum var. Bir dakika sınama, Abdullah bize bak, dedi o çocukla ki... beni sınama. Arkasından fıs 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 konuşuyorsun. Alp'le konuşmak istiyorum diyorum. Sana 40 dakika sonra arıyorsun. Çocuğu anlatıyorsun, öğretiyorsun. Efendim oğlum, alo diyorum. Efendim baba diyor. Ne yapıyorsun babacığım diyorum. Arkasından fıs fıs bir şey konuşuyorsun. Sen benimle yaşamak dakika, istemiyor musun Abdullah, oğlum diyorum. Abdullah senin bana söylediğin daha önce Eda, siz daha önceki eşlerinizde de madde bağımlısıydı, bana kötü davranıyordu vesaire demişsiniz Abdullah. Onlar da mı böyleydi? Hayır öyle bir şey söylemedim. Onları bağlansın Abdullah Karakuş. Söyledi mi Abdullah? Söyledi. Ne dedi? Söyledi. Gençliğime yemin ediyorum. Söyledi. Aynı zamanda içiyor dedi. Yani şu an sana söylediklerini mi söyledi? Aynen öyle. Peki bu kişilerle konuştun mu? Konuştum. Zaten Ankara'daki evliliğini bana Abdullah. Daha önceki evliliği mi? Bursa'daki evliliği. Yalan mı söylüyorum? Evet şu anda yalan söylüyorsun. Emin misin sen? Sen demedin mi bana ben yetim... Peki ben de sana söylüyorum. Sen bak, demedin ben de mi bana? Ben şu anda söylüyorum. Ben yetim ailelerde büyüdüm. Sen bunları duyduktan sonra niye bırakmadın peki beni? Efendim? Neden bunları, duyduktan sonra peki, beni bırakmadın diyor. Aileme karşı bir de seni seviyorum. Sevdim. Hala seviyorum. Ama nefret ediyorum. Bunu sevmek, severek kötülemek, nefret ediyorum sevmek senden. Mi? Efendim? Kötülemek, sevmek mi? Kötülemek, sevmek mi? Eda... Çok dolmuş Abdullah ve yiyip içmiyor aslında burada. Ya ha, sen... Hepimize dert yanıyor. Eda sen neredesin şimdi? Ya sen bana... Bir dakika Abdullah sen neredesin şimdi Eda? Ablacığım ben Kayseri'deyim. Kimin yanındasın? Kimin yanındasın? Bir bayan arkadaşımın yanındayım. Sen ne bak işte yalancı değilim diyorsun bana. Yalancı değilim diyorsun bana. Doğru mu? Sen dün akşam nereye gidiyordun? Sana göre nerede? Sana seçenek sunmuşlardı. Hemen söylüyorum abla. Sana seçenek sunmuşlardı değil mi? Muş, evet, Ankara. Evet ben söyleyebilirim. Evet. Bak Muş, ablacığım, Ankara. Ablacığım ben dün. Abdullah sana göre karın nerede? Ankara'da Sevda diye bir tane kadın var onun yanında. Ankara'da mısın Eda? Hayır ablacığım. Sevda'yı tanıyor pardon, musun? Pardon özür dilerim. Kayseri'de Sevda diye birisi var. Onun zaten yanında... Kayseri'de olduğunu söyledi. Sevda diye birinin yanında mısın sen? Evet ablacığım. Ya. Sevda kimdir? Sevda benim, ben el işi yapan bir insanım. El işi yapan bir bayan arkadaşım. Yani siz beraber aynı evde mi kalıyorsunuz? Evet. O da çalışıyor, sen de şöyle çalışıyorsun öyle mi? Şöyle söyleyeyim ablacığım, ben dün Malatya Kadın Sığınma Evi'ndeydim. Peki... Sonra çıktın ve arkadaşının yanına mı sığındın? Evet, dün akşam ben normalde burada Kayseri'de kadın sığınmaya gideceğim. Çünkü çocuğumun okulu için hani adres ev tutmam gerektiği için evde şu anda hani işe giremediğim için çalışamadığım için kadın sığınmaya gideceğim. Ben sadece Sevda'nın arkadaşımın yanına dün peki, akşam geldim. Eda, bugün bir şey orada kalacağım, yarın sığınmaya Eda, gideceğim. Malatya'da neredeymiş abla? Eda, ben seni İstanbul'a getirteyim. Burada yüzleş Abdullah'la istiyorsan. Seni zaten en iyi yere yerleştiririz biz. Tamam mı? Reklama gidiyoruz. Zaman ne kadar çabuk geçti. Yine koskoca bir program bitirdik. Aslında biz programı bitirmedik. Dün de böyle bitiyor. Dünler bir sürü hayatımızda ama dün bir hatıradır. Hasretini çekmemek lazım. Bugünse bir hediyedir ve daha gün bitmedi. Kıymetini bilmek lazım. Görüşmek üzere efendim. Canlı yayında yarın karşınızdayız.